İyi akşamlar, Beyaz Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Türkiye'nin efsane kadrosu, Türkiye'nin efsane programı. Evinize hoş geldiniz sevgili seyirciler. Evet, Trabzonspor Galatasaray karşısında tarihi yenilgilerinden birisini aldı. Fenerbahçe 3-4-5 atar diyenler yanıldılar. Çok zorlu bir gün geçirdi Fenerbahçe. Galatasaray şu anda yine Fenerbahçe ile aynı puana sahip. Sevgili Sinan abim, sevgili Rasim kardeşim, Abdülkerim abim ve Ahmet hocamla, Ahmet abimle sizlerle beraberiz. Psikolojik üstünlük kimde? Artık Galatasaray'da mı yoksa Fenerbahçe devam mı ettiriyor? Dünya sarılma günü bugün aynı zamanda. Dünya sarılma gününüz kutlu olsun Rasim. Ertemciğim. Hocam. Gel hocam. Ertemciğim, şimdi ben bu sarılmayı görünce... Öncelikle ben kendi adıma dünya sarılma günü. Sinan Engin'e sarılamayacağımı belirtiyorum. Çeşitli engeller var aramızda, sarılamam. Ama şunu da gördüm. Bugün izledim ki sevgili Ertem, Samsun Spor Fenerbahçe öyle bir sarıldı, öyle bir sarıldı ki. Samsunlular Kadıköylüleri bugün kavradı. Sarıldılar ve artık Galatasaray şampi diyebilirim. Şampi. Sonunda geçen hafta felerdi. Döndü. Samsunluların sesi. Bu hafta hava değişti. Hava döndü. Ya sen geçen hafta tweet atmadın mı? Devlet, devlet Fenerbahçe şampiyon olacak falan diye. İşte devleti karıştı şimdi o konulara girmeyelim. Ben dedim, nasıl? Bütün fenerler bana sorur. Ben dedim ki işler karıştı. Şimdi bana anlattırma. Altı dolu. İşler karıştı. Galatasaray oyunu biraz kendi lehine çevirdi. İşler öyle bir şey. Devletimizin, aziz devletimizin, yüce devletimizin işi gücü yok. Fenerbahçe, Galatasaray'la mı uğraşacak? Devletimizin var ya işi başından aşkın. Devletimiz böyle küçük işlerle uğraşmaz. Ne Fenerbahçe'nin şampiyonuyla ne Galatasaray'ın şampiyonuyla. Ertem, Samsun Spor Fenerbahçe sarılmıştır derse bir sarıncası yok. Ya Rasim, ne diyorsun ya? Siz de Trabzon'la sarıldınız, kardeş kardeş oynadınız. Kimse üzmedi. Trabzonlu olarak Sinan Engin cevap versin. Sen bir Sinan abiye sarılsana ne olur. Sarılamam ben. Sen bir sarıl. Sinan abiye bir sarıl. Ben sarılamam. Sinan ben abiye sarıl. Ben kendi cinsiyetimden memnunum. Ayıp Rasim, dur. Ayıp oğlum ya. Şeyler kerselleştir. Evet. Hocam, Samsun Spor bugün Fenerbahçe'ye dünya sarılma gününe sarılmıştır demek. Sakıncalı değil değil mi? Bunlar. Fenerbahçe'ye hiç yakışık almayan. Senin gibi Hazar Beyefendi 38 beyefendi. Yakışmıyor konuşma tarzı. Hiç yakışmıyor. Fenerbahçe bugün çok iyi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şanssızlık. Hocam, Trabzonspor maça yattı diyor. Aynı. Trabzon onu devreye getirdi. Siz de, ya sen hiç bu kadar temiz bir maç seyrediyor musun mesela? Şimdi mesela Trabzon'da bir Trabzon Fener maçı oynansa nasıl olurdu bu maç, değil mi? Ben şunu söylüyorum, demin ya ne bizim kadar güzeldi. Kardeş kardeşim. Evet, orada rakip takım Galatasaray seyircisi de vardı, değil mi? Hiçbir sıkıntı olmadı. Siz zamanında Trabzon maçları çok zor olur, değil mi? Güzel maç oldu yani. Selam, bir Trabzon olarak sana düşer. Trabzonspor maçı Galatasaray'a verdi mi? Ne vermez? Zaten ilk kadrosunu görmedim. Kadroyu görmedim mi abi? 6-7 tane oyuncusu yok. Trabzonspor takımına yapacağı şey yok. Gücü yok, kalitesi yok. Aynen. Yani 10 açılar olsun, Afrika Kupası'na gitmiş. 4-5 tane dediği gibi oyuncusu var. Onlar da yok zaten. Abdülkadir Emir olsun. Şimdi gerçeği bu, bir şaka bir yana. Trabzon yapacağı buydu ya. Ama şu var Sinan. Maçtan önce zaten bütün herkes, bütün spor kamuoyu Galatasaray favori dedi. Trabzon'da geçiyor. Ama böyle de bir galibiyet. 5-1 hani falan abi. 5-1 de bence şey bir skor yani, normal bir skor. Normalde ya maç 7-8 olur mu? Yani 7-8 olurdu şey maç yani. Rahat olurdu. Bir hafta önce yere göğe koyamadığımız Beşiktaş. Pendik iki pozisyona girdi, 4 gol attı. Yani 4, ya. 5 de olabilirdi. Olur mu futbol bu? Ve oynadığın Galatasaray takımı yani. Galatasaray takımına hiçbir zaman yani açık verirsen falan cezayı kesecek mi takım? Öyle ama Cenab-ı Hak Pendik felaketi yani, de çok acıydı. Bana yani 5-6 olabilir, ayrı bir şey ama. Fark olur, daha fena Galatasaray takımı, olur. Galatasaray takımı yani, yani çok iyi oynamadı bak. Bugün Fenerbahçe iyi oynadı. Ben sonuca göre konuşmam. Fenerbahçe takımı bugün çok iyi oynadı. Bir sürü de gol pozisyonu var. İlk yarı değil mi Sinan abi? Bak söylüyorum. Fenerbahçe futbol takımının en büyük sorunu Dzeko'dur. Neden Dzeko'dur? Kilit oyuncu Dzeko'dur. Dzeko iyi oynarsa, Dzeko gol atarsa takım oynuyor. Aynen. Dzeko'nun durduğu maçlara bakın, hep sıkıntılı geçmiştir.
Hep sıkıntılı. Kötü oynadığı maçlara bakın. Zar zor kazanmıştır. İyi oynadığı maçlara bakın. Beşlik, altılık falan vardır bakın. Dolayısıyla Fenerbahçe bak mesela. Szymański. Hiç söyleyecek bir şey yok abi. Müthişti. Sahanın yıldızıydı. Harika oynadı. Niye çıkarttı peki? Oyundan çıktı. Niye oraya sen anlatırsın şimdi. Yani bakıyorsun. Mesela Fred diye bir oyuncu var. Bilmiyorum apa katılır mı? Abi hep bir fazla yapmaya çalışıyor ya. Hep bir fazla yapmaya çalışıyor. Yani alıyor, dönüyor, öyle yapayım, oradan öyle yapayım. Daha basit oynayabilir. Tamam iyi oyuncusun, büyük oyuncu ama Szymański öyle değil. Szymański çok net oynuyor. Gidiyor, topu kapıyor, tekrar oyuna sokuyor falan. Bu hep biraz varyasyonda, hep variyetelerde. Tamam mı Fred? Ama yine söylüyorum. Fenerbahçe futbol takımının en büyük sorunu santrafordur, gol sorunudur. Kesin. Golcü durduğu zaman Fenerbahçe futbol takımı zorlanıyor. Ben aynı görüşte değilim. Kim, ne hangi görüşte? Fenerbahçe'nin tek bir sorunu var kardeşim. Neymiş o? Psikolojik travma. Oo. Bu psikolojik travma 30 milyon Fenerbahçeli'den statta bulunan 50 bin Fenerbahçeli'ye ve Fenerbahçe'nin hocasına kadar yansımış durumda. Ya hep sana ama... Dünyanın hiçbir ülkesinde. Ama hafta içi ben diyordum sana kabullenmiyordun. Diyordum ki esas stresli Fenerbahçe diyordum. Esas özgüvensiz Fenerbahçe. Stres başka bir laftır. Stres işte bu. Müsaade edin. Hocam hep stresli bir başka bir şey. Sen Fenerbahçe şampiyon olur diyordun. Şimdi tweetini gördüm. Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Fenerbahçe'nin 2. Ben öyle bir tweet atmadım. Bu kim abi? Ben öyle bir tweet atmadım. Ya bu sahtekarmış ya. Sahtekar ya ne diyeyim? Fake Ahmet. Stres başka bir şeydir. Psikolojik travma başka bir şeydir. Psikolojik travma 8-9 senenin yarattığı, bu senede bir elimizden kaçıyor stresi. 30 milyon Fenerli evde. 50 bin Fenerli statta. Ve kenarda hiç kimse konuşmaz. Bugün Fenerbahçe puan kaybettiyse bunun baş müsebbibi %90'ların üzerinde, %95'lerin üzerinde sevgili kardeşim İsmail Kartal'dır. Evet. 60. dakikada ya da kaçıncı dakikada 1-1 oldu ya bu. Evet. Olur, futbol bu. Real Madrid bugün küme düşecek. Almeyra'da 2-0'dan geldi. 90+7 3-2 kazandı ve lider oldu yine. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Ya İsmail Kartal, dünyanın hiçbir ülkesinde Alman Bundesliga, İngiltere, İtalya Serie A, Uganda 1. Ligi, Kamboçya Ulusal Ligi filan liglerde 60. dakikada maç 1-1'e geldiğinde kendinden çok çok zayıf bir rakibe karşı kendi evinde 50 bin kişinin önünde bu sene seni birçok maçta kurtaran, gol atılan gollerin çok büyük çoğunluğunu ayaklarında kendi bünyelerinde bulduran 3 tane adamı değiştiremezsin. Bunun tek adı var. Panik. Panik. Tabii. Şunu sokakta bile futbol oynayan adam bilir. Travma. Çok 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 çok, çok isimli tecrübeli oyuncular. 89 dakika çok çok kötü oynarlar. Ama bir an gelir ki skor alırlar. Maç 1-1. Belli ki Samsun çekilecek. Yan toplar, araya atılan toplar. Rakip ceza alanında. Ceko'nun 30 sene sonra öldükten sonra mezardan çık kemik haliyle bile iskelet haliyle bile gol atabilir. Ha Batshuayi'yi sok. Niye üçünü birden çıkartıyorsun ileri üçlüyü? Tadic iyi oynadı bugün. Niye çıkartıyorsun? Tadic bu. Araya bir oynar penaltı aldırır. İrfan Can milli takımda son dakikada maçı aldı. Geçen hafta Antep'te son dakikalarda maç aldı. İrfan'ın da böyle bir özelliği var. Niye aynı anda üçü çıkartıyorsun? Bir de Szymański gibi şut çekebilecek, penaltı yapabilecek bir oyuncu çıkartma yani şu var. Bunun tek adı var. Bu kadar İsmail Kartal futbol bilgisiz olamaz. Bunun için diplomalı antrenör olmaya da gerek yok. Bunun için amatör kümede, plaj futbolunda, kenarda hem can kurtaranlık yapan hem de takımı çalıştıran sözlü hoca da bilir. Niye yaptı biliyor musun? Panik. Borsada aman borsa düşüyor panik satışı yaparlar ya tecrübesizler. Evet. Ellenirler, zarar ederler. Evet, bugün İsmail Kartal panik satışı yaptı. Fenerbahçe'nin puan kaybında %90'ın üzerinde baş müsebbip kendisidir. Abdülkerim abiciğim. Ahmet Hoca'nın teknik analizlerinin tamamına katılıyorum. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili söylediklerinin tamamına katılıyorum. Ama aması şu, son söylediğim İsmail Kartal panikledi falan diye o panikle açıklanacak bir durum değil o. Panik yapacak bir şey yok zaten ortada.
2 puan öndesin. Dakika 62 falandı yani. 50 bin taraftar. 50 bin taraftar değil mi? Daha yani uzatmalarda bile maç çevirebilirsin o taraftarla. Panik yapacak bir şey yok. Şu var. Ben geçtiğimiz haftalarda da kazandığımızda hatırladınız mı? Şurada bu beyaz futbolda bir konuşma yaptım. Dedim ki İsmail Kartal, kimleri dinliyorsun? Kimlerden evet. etkileniyorsun? Bir, modası geçmiş futbol yorumcularından ve sosyal medyadan. Etkilenme. Sen hayırlı konuşan insanları dinle dedik. Neydi bunu söylememin sebebi? Bir, son 6 haftada bir şey çıktı Fenerbahçe'de biliyorsun değil mi? Özellikle böyle bazı yorumcular başlattı. Sonra da sosyal medyada taraftarlar da peşinden gidiyorlar. Efendim bu Tadiç eski gücünde değil. Tabii. Bu sürünüyor. Ceko niye çıkartmıyorsun evet, bunu? Evet korkuyor musun Ceko'yla Tadiç'ten? Bunu herkes söylüyor. Onu, evet. Anladın mı? Bravo, o zamanlar ben burada hatırladın mı ne dedim Beyaz Spor'da? Yapma sakın dedim. Sakın bunları dinleme dedim. Burada, sakın bas, bas, burada bağlı, dedim. Söylemedim. Diyorlar, bas bas bas. Tadiç yönetiyor seni bas, İsmail. Aynen öyle. Tarih ediyorlar evet, adamı. Anladın mı? Onları sen zaten oyundan alamazsın. Adam zaten yürümüyor. Gitmiyor, etmiyor falan filan. Eski Fenerli futbolcular sen hariç bu, çok tehlikeli. Bu İsmail Kartal'ı %100 etkiledi. Çünkü o günden beri bakıyorum. Skorisi bozuldu. Önde olsun, berabere geride. Hemen Tadiç'i çıkarıyor 30 dakika kala. Otorite gösteriyor. Ceko'yu çıkarıyor. Efendime söyleyeyim, anlatabiliyor muyum? Ya böyle şey olur mu? Hemen. Etkilemesi de hemen. İlk olarak Tadiç'e değil Ceko'ya penaltı attırmasında. Hemen. Hemen işte bunlardan etkiledi ve hemen bu değişikleri yapıyor. Peki bu değişikleri yaptıklarında ne oldu? Mesela Antep'te Allah'tan golü buldu. Bizim Badi söyledi bunu. Değil mi? 80'de golü buluyorsun. O zaman kimse bir şey demiyor. Ya diyor bunları hemen çıkarıyorsun oyundan evet, falan diye. Evet. Bugün golü bulamadın. İşte bulamazsın. Normali zaten budur. Bulamazsın. Şimdi Ahmet Hoca'nın dediği gibi 62'lerde gol olmuş değil mi? Geriye daha bir uzatmalarla 30 dakika yarım saat ve fazlası var. Samsunspor kapalı. Kapalı defasta. Kapalı sana 10 kişi kapanmış bir takıma. Hı hı. Tadiç mi iş çözer? Şimanski mi iş çözer? Yoksa tam bir kontratak oyuncusu olan Emre Mor mu? Kik mi iş çözer? Süratli gidiyor. Nereye gidecekler zaten? Gidecek yer yok. Yapılacak tek şey hiç paniklemeden bir İrfan Can Kahveci Cengiz Ünder olabilir. Çünkü Cengiz Ünder içeri atacak. Bir de orta sahada Antep'te yaptığın gibi Fred ya da İsmail Yüksek'ten birini çıkarırsın. Sinan'ın dediği gibi Fred bugün biraz fazla toplu oynadı. Veya İsmail Yüksek'i çıkarırsın. Antep'te gibi Fred Şimanski ikilisiyle ya da İsmail Yüksek Şimanski ikilisiyle oynar. Batshuayi de Ceko'nun yanına atarsın. Evet. Bu kadar. Sen de çık. Sen de çık. Ben de çık. İlk defa oyundan çıkarken şöyle bir el hareketi yaptı Ceko. Bana göre haklı. İlk defa değil. Ben ilk defa bu kadar şey gördüm ama. Net olarak. İlk defa net ve ilk defa hakikaten kızmış bir vaziyette. Ya bizim burada gole ihtiyacımız var. İkinci santraforu soktun. Beni niye çıkarıyorsun gibi. Hı-hı. Ve bugün Fener'e geldiğinden beri bana göre en olumlu oyununu oynayan Tadiç. Mesela maçın ilk yarısında Tadiç'in evet dördü birden çıkıyor. Tadiç'in bugün 4 asisti olabilirdi biliyor musun? Attığı paslar karşı karşıya atamadılar. Gol olsa hepsi Tadiç'e asist yazacak. Şimdi ben anlamadım arkadaş. Yani birileri dediriyor güç gösterisi mi yapıyorsun sevgili İsmail? Oo. Bak ben hemen Ceko'yu da alırım, Tadiç'i de alırım, onu da alırım. Ama şu böyle olmaz yani. Bu böyle olmaz. Yine tamamen konuşayım. Katılıyorum. Yine tamamen İsmail Yüksek'in sonra yine, İsmail Kartal'a yazar bu maçı. Şimdi puan yine kaybı. Söylüyorum. Şimdi İsmail Kartal bütün futbolcuları sıcakta tutmak istiyor. Evet. Yani hazır kimseyi kırmayayım, morali bozmayayım. Aman işte kenarda fazla bekletmeyeyim, moral bozulur. B planını uygulayayım. Bu futbol bir enteresan bir oyun. Tutarsa, girse 3 olsa mesela oyundaysa, aa bak İsmail'e bak. Her oyuncuyla maç kazanıyor. Bu da bir alternatif. Ama bugün ama öyle bir lüksü var mı şu anda bakın, Sinan abi? Hayır. İşte futbol böyle bir oyun. Ama bugün ne oldu? Bugün baktığın zaman bir de top hiç tercihini Fenerbahçeli oyuncuya yapmadı. Yandan, ortadan, şutla. İşte en son bir tane pozisyon var. Batshuayi'nin önünden geçiyor mesela. Ne Batshuayi dokunabiliyor ne top direğe vurabiliyor. Mesela direğe vursa Batshuayi'nin önüne gelecek. Son. Son vurulan pozisyon. Yani şimdi teknik direktörler böyle etki altında kalabilir. Ayrıca oyuncu değiştirmek zorunda değilsin ya. Tabii ya böyle bir oynuyor şey yok. Evet ya. Ya. Oynuyor ya. Ya en büyük tek ben yani Szymański çıkmaz. Çok iyi oynuyordu. Tadiç çıkmaz. Ona katılıyor. Ayrı bir konu. Ama oyun dedikleri gibi. Oyun artık kopacak.
Artık doldur boşalta girecek. Sağdan soldan ortaya gidecek. Adamlar bakıyorsun Samsun. Ayrıca Samsun Spor'u da kutluyorum. Mücadelelerinden dolayı da kutluyorum. Onların da 5-6 eksikleri var. Onların da 5-6 eksikleri vardı. Dolayısıyla kapanacakları belli. 9 kişi kapanmışlar belli. Kaleciyle beraber 10 kişi. Kapatmışlar orayı. Oyunun buraya gideceğini anlaması lazım artık İsmail Kartal'ın. Dolayısıyla yani ne olursa olsun Dzeko, bak Icardi'yi her türlü oyunda tutuyorsun. Oynadığı zaman. Hep tutuyor. Dzeko'yu tutacaksın oyunda. Bak Dzeko'yu kaybetmeyeceksin. Çünkü Dzeko başka bu saatten sonra Ocak'ta sen santrafor alamayacağına göre, almayacağına göre Dzeko senin takımını söylüyorum. Galatasaray'ı getirir misiniz? Ertem'ciğim, Apo'cum bu kilit oyuncusu diyorum. Dzeko atarsa takım oynuyor. Dzeko takımı oynatıyor. Çıkarıyor, tutuyor, dönüyor. Alıyor, oyuna sokuyor, veriyor. Bütün servisleri de ön tarafta çok iyi yapıyor. Ama kötü hali hiç çekilmiyor. 3 hafta önce söyledim yine söylüyorum. Çok doğru. Dzeko'nun kötü hali hiç çekilmiyor. Tadiç'in Smaskin'i yine idare ediyorsun. Yine bir klaster var kötü oynadıkları zaman. Ama bu öyle değil. Bunun kötü hali ağır kalıyor, yavaş, dönemiyor, pas hatası yapıyor, vuruşlarında eksik var. Dolayısıyla onun için yani İsmail Hoca'nın oyuncu değişikliklerinde falan biraz acele etmesine gerek yok. Sinan abi, Fenerbahçe-Galatasaray maçında bak ne olmuştu. Bir ekrana getirir misiniz arkadaşlar? Grafiği bir getirir misiniz? Daha doğrusu oyuncu değişiklikleri istemiştim ya. Bu arada Fatih Terim Panathinaikos, Olympiakos Panathinaikos maçında 104. 105. dakikada Samet Akaydın'ı oyuna alıyor. Aynen. Santrafor olarak oynatıyor. Ben de Abdülkerim abiye katılıyorum. Dzeko'yu niye çıkartıyorsun? Batshuayi de al. Bak Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray maçı Ahmet Hocam. Hücum hattına bak. Icardi, Zaha, Halil Dervişoğlu, Bakan bu. 0-0 giden maçta Okan Buruk galibiyet istiyor. Tabii. Fenerbahçe'de bugün Dzeko'yu çıkartıyor, Szymański'yi çıkartıyor. Batshuayi'yi oyuna alıyor sadece. Yani bir birlik... Ne oldu? Panathinaikos orada. Turat da Olympiakos. Olympiakos. Hayır, hayır. Üç gün önce. Bu akşam biliyoruz. Kazandı. Yani şimdi orada Samet Akaydın'la bile kazanmak isteyen bir Fatih Terim, bir Panathinaikos. Burada Fenerbahçelilerin de söylediği aslında şu anda dış sesi oldunuz. Yani anlatmak istediğiniz Dzeko tamam niye diğerleri çıkıyor? Ya, şu tabloya baktığın zaman buyurun. Sinan'ın söylediğine son derece katılıyorum. Oyuncu değiştirmek zorunluluğu mu var kardeşim? Doğuşturma. Maç 1-1'e geldiğinde Fenerbahçe'nin yediği bir gole bakacaksın. Bırak bir kere. Yediği gol nasıl Fenerbahçe'nin? Saçma sapan korner bayrağının direğinin orada. Livakovic'in tabii ki büyük hatası. Nasıl geçen hafta Antep'te bizi ipten aldıysa. Aynen. Burada da tek başına golü yedi. Orada bir kaleci gol falan yemez. Tamam mı kardeşim? Yemez tabii. Şimdi böyle bir gol yedin. Onun dışında Samsunspor'un hiç varlığı belli değil. Bu ne demektir? Fenerbahçe takımı demek ki oyun olarak çok eksik falan oynamıyor. Pozisyon da buluyor. Top da sende. Bir kaza golü yemişsin. Hemen arkasında 4 kişiyi, 5 kişiyi oyundan çıkarmanın ne alemi var? Bırak devam et kardeşim. Son dakika bir kurun için atamadı, sol ayağıyla vurdu. Mesela orada Szymański oyunda kalsa büyük ihtimalle oralarda Szymański oluyor. Tabii. O vuruşu Szymański yapsa sol ayağıyla gol olur. Anlatabiliyor abi, muyum? Yani oyuncu, sen oraya, yani şimdi ben bu hakikaten anlamıyorum. Yani ben bir golü nasıl yedi? He? Neden yedi Livakovic kapattığı köşeden? Beklemedim. Ya bir iki, şimdi orada bir sağ ayaklı Zeki Yavru var. Bir de sol ayaklı Emre var. İkisinden biri kullanacak gibi. Bu Zeki Yavru'nun vuracağını tahmin ederek daha ilk topa gelirken ikisi birden bir adım dışarı attı Livakovic. Hani orta yaparsa ortaya çıkacak diye. Çünkü sağ ayağıyla vursa orta yapar. Sol ayak ancak kaleye döner. Sol ayağıyla vurunca beklemedi, son anda toparlandı ve topu kurtardı ama artık içeriye girdikten sonra. Bu tamamen %100 kaleci hatası. Beklemedi ya. Tamam mı? Şimdi böyle bir gol yemişsin. Bunun dışında da oyunda Sinan'ın dediği gibi iyi oynuyorsun, bir şey de yok. Bu oyuncu kadrosunu birdenbire Szymański'yi aldığında artık şaşırdım ben. Onu da mı dedim yani, onu da mı? Bak bir şey söylüyorum, bunu da son defa söylüyorum İsmail Kartal'a. Öyle herkesin sözleriyle gurur yapma. Yok Dzeko'yu çıkaramıyor, gücü yetmez, Tadiç'e söz geçiremez, onu oyundan, bunlara bakma. Bak kardeşim, kaza geliyor. Nereden burada, eminsiniz Abdülkerim abi? Burada söylüyorum. İsmail Kartal'ın tanıyor etkilendiğini abi. Nereden Ertem düşünüyorsunuz? Ertem İsmail Kartal tanıyor bu abi. Bu söylentiler ne zaman çıktı? 2 aydır var. Var ve o söylentilerden beri devamlı bu oyuncuları çıkarmaya başladı. Devamlı. Daha önce 16'da 16, 17'de 17'de öyle giderken bunlar maç garantiye olana kadar hep oyunda kalıyorlardı. Doğru, değil mi? Doğru. Maç 3-0, 5-0 olunca çıkarıyordu.
O doğruydu. Şimdi söylüyorum kardeşim. Bak İsmail Kartal. Eğer oyunu garantilememişsen skor olarak 3 puan cepte değilse Şimanski, Tadic, Ceko. Bu 3 oyuncu çıkmaz kardeşim. Oyuncu değil. Bunlar skor cebine alınırsın 2-0 3-0. Bunlar o zaman oyundan çıkar. Tamam mı kardeşim? Skor sende değilken, senin gole ve skora ihtiyacın varken bu oyuncular sürünse çıkmaz kardeşim. Tamam mı? Çıkmaz. Sürünse çıkmaz. Bana hiç ya kimse anlatmasın. Bu üçlü. Hiç öyle bir şey olmaz. Bir de bu üçlü. Anladın mı? Benim skora ihtiyacım var. Bunlar yapar işi. Maç berabere gol lazım. Bu işte takımın en çok gol atan üçlüsü. Evet. Aynen ya. Toplamında. Evet. Herhalde 25 falan gol, 30 gol falan, evet. Asistli 22 asist falan. Ya. Öyle toplamında baktığın zaman bu üçlünün herhalde, değil mi? 12, 22, 30 küsür herhalde galiba. Öyle tabii. Değil mi? Evet. Tadiş falan gol. Tartım, yani bu üçlü. Onun için bugün sevgili İsmail Kartal kardeşimiz. Sadece Şimanski bu sezon tabii. 25 gole katkı yapmış Sen abi. Sadece Şimanski ya. 25 taktik gole katkı. Taktik hatası yapmıştır. Oyuncu değişikliklerinde yanlış tutmamıştır. Dolayısıyla tamamıyla ben hocanın dediği gibi psikolojik korku falan değil abi. Ceko'nun korkuyla falan alakası yok. Abi onu söyleyecektim. Ceko falan, Şimanski falan. 8 senedir Fenerbahçe'de oynamıyor. Öyle bir havalı istiyor bu sene. Hoca İsmail Kartal'da panik oldu diyor. İsmail Kartal'da panik oluyor. İsmail Kartal'ın oyundaki panik oldu diyor. Bana gel. İsmail Kartal'ın paniği şu. İsmail Kartal. Kenardaki oyuncuları da küstürmeyeyim. Onları da oynatayım. Sinan'ım hayır. İştirak etmiyorum. Hocam. Bak biz futbolcular anlarız hocam ondan. İştirak etmiyorum diye. Biraz Rasim konusu. Rasim'e de vereceğim evet. Küstürülecek falan zaman değil. 30 dakika kalmış. Maç 1-1. Bugün küstürülecek zaman nedir bilir misin? Dakika 60 Fenerbahçe 3-0 öndedir. Tabii ya. 5'ini birden alırsın. Kaleci dahil olmak üzere 5'ini birden sokarsın. Bu zaman öyle bir zaman değil. Bakın insanlar boşu boşuna demiyor. Tecrübe parayla satın alamayacak kadar. Doğru. Önemli bir şeydir. Bir. Bazı meslek gruplarına bazı genetik ruh hali şarttır. Genetik ruh hali. Nedir? Çok ciddi kadından, hanımefendi kadından, soğuk kadından örneğin pavyon kadını olamaz. Ya da büyük bak, çok kötü bir benzetme. Büyük bir mesela film oyuncusu olmaz. Müsaade et. Film oyunculuğu bir yetenektir. Yıldızlıktır. Futbolculuk bir yetenektir. Teknik direktörlük hem yetenektir hem de çok psikolojide bir laf vardır. Kritik anlarda stabil kalabilme özelliği. Bravo. Yani biz burada otururken 3 tane silahlı adam yayına geldi. Yatın lan yere dedi. Kriz. Paniklersek kendimizi vurdururuz. Belki sonunda yine bizi vuracaklar. Ama paniklersek, atlarsak bravo. Herifleri ürkütür kendimizi vurdururuz. Evet. Kritik anlarda. Kritik an mıydı? Evet. Dakika 60 1-1. Kal psikolojik olarak stabil ol. Yok eğer bunu oyunculara küstürmüyorum diyorsan sen antrenör falan değilsin ama bu da mümkün değil. Diploman da olması gerekmiyor. Plaj futbolunda antrenörlük yapan adam bile bu hatayı bile isteye yapmaz. Bu ancak ruh halindeki dengesizlik nedeniyle bu umumiyetle hazır mısınız? Hazırız. Kendine güven oğlum ya bunu İsmail için asla söylemiyorum. Asla İsmail kardeşim için söylemem. Şizofrenik eğilimi olan, kendine güveni olmayan, çok ağır aşağılık kompleksi yaşamış insanlar bu tür kritik anlarda ciyak ciyak panikler. Asla bunu lütfen İsmail Hoca için söylemiyorum. Hocam adam mahvetti. Onun için pilotlara psikiyatrik testlerden tanılmak. Çünkü hava korsanı kaçırdı uçağa çakarsın. Uçakta motorlar arıza etti. Paniklersin uçağı düşürürsün. Uçağa can taşırsın. Mesela astronotumuz Alper Bey. Panik olamaz kardeşim uzayda. Rasim sana geliyorum şimdi. Rasim'i konuşturmadık bir Rasim'e söz hakkı. Rasim. Ben. Rasim şunu söyleyeceğim. Bir de pardon çok özür dilerim. Bunu İsmail Kartal için söylüyorum. Bundan sonrası konuşacağım şeyin çok tehlikeli olduğunu biliyorum. Eyvah. Ama anlaşılması için söylüyorum. Bir adam kenarda kendi kendine konuşuyorsa. Bu antrenör olabilir. Buradaki kameraman olabilir. Ben o adamdan uylanırım. Mesela bu arkadaşlar önce bu kameraman vardı. Kendi kendine burada reklam aralarında konuşurdu. Böyle bir alırım onu. İsmail Hoca'da da zaman zaman kenarda kendi kendine konuştuğunu görüyorum. Sesli düşünüyor hocam. Hayır sesli düşünmüyor. Kendi kendine konuşuyor. Sesli düşünüyor. Şimdi amacım onu yıpratmak değil. Amacım onu rencide etmek de değil. Hocam bu nasıl bir rencide etme iştir ben anlayamadım. Bir iddia ediyorum. Ali Koç da paniklerse bunu yapıyor demiyorum. Sanki içimden bir ses. Ali Koç'un çok hayat arkadaşı olan futboldaki can arkadaşları. Hasan'dır, Hüseyin'dir bilmem.
Belki bir odadalar şu anda. Biri villadalar. Veya kendi evinde. Veya buraya 3 kişi, 4 yok. Neler diyor bu ya? Ulan acaba yol yakınken Jose Mourinho da boşta. Hem büyük bir karizma yaparız diye düşünüyorlar. Bunu yapmamalılar. Ne yaptınız? Bu da onların paniği oldu. Paniğe geldin. Bir dakika da lider hocayı anlamadın ya. Anlamadın. İsmail Kartal. Arkadaş bu sen de arkadaşlar da panik yaptı. Yok. Diyorum ki. Mourinho bize gelecek. Bize gelecek. Konuştu bunu sen de. Müsaade edin. Ali Koç ve iki tane can dostu futbolda. Panik yaparlarsa şu anda biraz sonra söyleyeceğim konuşmaları yapıyordurlar diyorum. Yapıyorlar demiyorum. Jenerik senaryo. Bir villada kahveler mahveler var. Ya acaba İsmail Kartal gidici. Yol yakınken dönelim. Mourinho boşta. Vereceğimiz bir sene için 8-10 milyon euro para. Hem karizma yaparız. Dünya çapında hava yapar. Prestij yaparız. Bunu yapıyorlardır demiyorum. Bunu yapmamalılar da ayrıca. Şey adamı nerede? Nereden İsmail Kartal gibi anlamıyorsunuz ki. Bırak konuşma. Soğuk kanlı müsaade et. Beni anlamıyorsunuz. Cenaze maçı istiyorum. Soğuk kanlı davranabilmek. Ya seni başarının. Bu ne? Hayır! İsmail Kartal'ın arkasından vurmak bu. Hayır. Sırtından bıçak vuruyor. Müsaade et. Arkadaşlar bu yanlış algılanmış bir altyazı. İçerideki çocuklar da benim ne demek istediğimi anlamadı. Onlar da İsmail Kartal'ı göndermek istiyorlar. Ali Koç panik yapar ise bunu yapar diyorum. Bunun yapılmaması gerektiğini söylüyorum. Fakat ne dedim size? Hocam niye? Buna ailem dahil. 30 milyon Fenerbahçeli ya niye bunu şu anda Ali Koç da dahil olursa buna. Buna İsmail dahil oldu zaten İsmail Hoca. Panik yapmayın. Hala lidersiniz. Hocam. Biz seni konuşturmuyor muyuz? Bir şey söyleyeceğim. Ya, hocam. Hatta Ali Koç'la da yardımcı olayım. Konferans ligini ilk kazanan hoca Jose Mourinho. Roma'ya doğru mu? Doğru. Sakın ha. Sakın. Ali Koç ve arkadaşlar. Sakın ha. Arkadaşları. Panik yapmayın. Kaybedilmiş sadece 2 puan var ve ciddi bir psikolojik üstünlük var. Bunda hemfikirim. Hocam niye sakın diyorsun adamları adam? Hocam ne yapıyorsun? Dedin sen İsmail Kartal'a tavsiye mi buluyorsun? Kamusu bu koç. Hocam panik yapma. Kamusu bu koç çekiyorsun. Kamusu bu koç gibi oldu ya. Yapmayın. Bu şey gibi oldu. Rasim'e bir vermek istiyorum. Bu oldu. Hani affedersin de bir hanımla konuşuyor. Size asla fahişe demiyorum. Asla fahişe demiyorum. Ben öyle demiyorum. Fahişe demiyorum size ama hani sizden daha iyi. Müsaade eder misiniz? O zaman bana müsaade İsmail Kartal'ı gömdün. Özür dile. Müsaade eder misiniz? Yaşıtın. Müsaade eder misiniz? Ayıp ya. Daha 2 gün önce savcı kardeşlerimle yaptığım konuşma yaptım. Öyle bir mesleğiniz var ki. Devlet. Bir dur ya. Ya Rasim bir sus Allah aşkına. Öyle bir mesleğiniz var ki. Soğukkanlı davranabilmek, objektif davranabilmek. Sanık veya şüpheli size hakaretamiz davransa da onun hakkını yememek gibi ulvi şeyiniz var. Seni bir ondan sonra 3 gece önce bir cerrah, 2 senelik beyin cerrahına çok ciddi ameliyatı vermemelerinin sebebi o çocuğun yeteneksiz olduğu için değildir. Tecrübesi, niye tecrübe? Çok ciddi beyin ameliyatında bir damar patlar. 50 saniye içinde müdahale ettin. Yoksa ölebilir hasta. Ya o yetenekli genç doktor beceremeyebilir. Hakemlikte de böyledir. Şimdi ne diyorsun bunu sen? Bunu söylüyorum. İsmail Kartal ama hocam çok az konuşuyor ama genetik özelliğinden dolayı paniklemiştir. 30 milyon Fenerbahçeli paniklemiştir. Ve şu anda Ali Koç paniklerse ki paniklemesin. Kafasında Jose Mourinho boşta ilk konferansı günü aldığı yolundan dönelim gibi paranoyalara girerse hata yapar diyor. Hocam öyle bir şey yok. Rasim. Öyle bir şey. Rasim. Zaten. Rasim. Bilgi geldi. Ama ne anladın? Rasim. Ben anlamadım. Portekiz Cumhurbaşkanı'yla biliyorsunuz hoca, Ali Koç'un hukuku hoca var. Hoca bir yol gösteriyor. Bak Portekiz Cumhurbaşkanı'yla Ali Koç'un hukuku var. Zannediyorum Portekiz Cumhurbaşkanı öncesinde Koç ürünlerinin Portekiz bayisi öyle bir şeymiş. Bir hukukları arkadaşlar, var. Ticari. Arkadaşlar. Nasıl ki Jesus'u Portekiz Cumhurbaşkanı ile gidip konuşup getirdiyse şu anda da Mourinho için devrede olabilir
Ahmet Çakar bu kadar boş konuşmaz. Ya anlamıyorlar ki. Yalnız sizden bir rica ediyorum içerideki mutfaktaki teyzelerimden, ablalarımdan. Teyze değil oğlum, senden küçük. Pardon özür dilerim. Neyse küçük kardeşlerimden özür dilerim. Beyaz futbolun, Beyaz TV'nin iyi bir mutfağı vardır. Oradan bir helva yapılmasını rica ediyorum. Biz burada İsmail Kartal'ın helvasını yiyeceğiz. Deli Ahmet Çakar. Beyler. Hoca öyle bir şey değil mi? Beyler. Ne anladım hocam şöyle? İsmail Kartal Allah'ın abi değilsin. Gönderdi. Başta rahatsız olmak üzere. Arkadaşlarım beni apoyu tecih ederim. Ben bir şey söylemedim. Beni ya anlamıyorlar. Ben ne yaptım hocam? Seni de... Hocam orayı yazıyor. Bir Sinan abi kaldı. Ya sen Rasim'le doğru söylüyor Sinan. Sen Rasim'le hocayı şahane soyalım. Mesela Uğur diye bir arkadaşım. Hocam diyor ki... Şu anda onlara da selam hocam diyor ki... Müsaade edin. Hocam durmak yok. Hocam devam diyor. Değişmeyin tekrar diyor. Söylüyorum. Mourinho İsmail Kartal'a sen az önce dedin ya... Sağın solun dolduruşuyla abuş gibi işler yapma dedin ya teknik olarak. Evet. Yani konuşmamızın başında. Evet. Ben de İsmail'e diyorum. Canım kardeşim. Çok iyi bir insan. Mourinho yerine gelebilir ama gelmesin. Panikte, kritik anlarda soğukkanlı kal. Kendi kendine konuşup kendi kendini. Bazen mesela kenarda come on diyorsun. Şimdi ben bunların hepsini yakalıyorum ağzından. Come yabancı on. Oyuncu diyor. Come on diyor. Come on yabancı oyuncu edersin. Hayır yabancı oyuncu yani. Ya Rasim bir sus ya. Ya hoca bir sus. Hoca çok az konuştu bugün. Ya susayım istiyorsanız. Yok, Rasim, hocam ya. Evet hocam. Ne güzel tamam, hocam şahane diyorsun. Konuşuyorsun. Vallahi devam et. Kendi kendine konuşuyorsun olabilir tarzdır. Mesela ben de düşünürken gözlerimi kısarım. Böyle yılan gözü gibi olur gözlerim. Bu olabilir. Bugün yaptığın değişiklikler futbol bilgisizliği değil. O adamlarla alıp veremediğin diğer oyuncular küsmesin değil. Birden içinden bünyede bir adrenalin kalktı. Ya kaybedersek ya kazanamazsak. Birden panikledin, bu manasız futbolun, 100 yıllık futbolun doğal akışına aykırı değişiklikler yaptın. Hocam ben bedelini... Mourinho'ya bir daha açıklık getir hocam. Şimdi bir şey Mourinho. Bir şey duyuyorum. Bir şey mi duydun sen? Hayır bir şey duymuyorum. Yani niye yani böyle diyorsun? Şu anda Ali Koç'un muhtemelen evinde olduğunu düşünüyorum. Ve veya bir iki tane futbolda fikrine saygı duyduğu, samimi olarak açılabildiği, aralarında hatta argo konuşabildikleri dostlarıyla bir restoranda veya bir evde de olabilirler. Şunu diyorlarsa problem yok. Sadece 2 puan kaybettik, hala lideriz. Devam edelim, soğukkanlı kalalım. Şunu yapalım. Bunu diyorlarsa hiç problem yok. Lakin. Ne diyecekler başka hocam ya? Başka ne? Lakin. Mourinho şimdi Ali Koç boşta. Ve evindeki arkadaşlar umumiyetle snob adamlardır. Snob ne demektir? Bunlar. Usta. Beyaz elit dediğimiz çok zengin. Hayatlarında fazla mücadele etmemiş, dadılarla, mürebbiyelerde, büyük paralar içinde, zengin aileleri çocuklu olarak çıkmış insanlardır. Senin, bu adamlardır. Senin bir tarafında nasıl biliyor? Yerli milli derler ya, o yerli milli ayaktır. Halbuki onların bir tarafında ecnebi hayranlığı var. Batılı. Batıcı bunlar. Batı hayran. Şimdi sevgili Ali Koç ve yanındaki arkadaşlara diyorum ki sakın şöyle bir paranoyaya... Sakın şöyle bir ruh haline girmeyiniz. Bu ne ya? Galiba bu İsmail Hoca ile gitmeyecek. Bugün manası işler oldu. Jose Mourinho da boşta. Hemen araya adamları koyalım. Portekiz Devlet Başkanı filan. 8 istiyorsa 8, 15 istiyorsa 15. Biz veririz cebimizden. Hem dünya çapında bir prestij alırız. Bütün ajanslar. Jose Mourinho in Turkey filan. In Fenerbahçe filan. Al diyor yani. Hem de, al hem de, bekle dur. Hem de dur, bekle. İsmail Kartal'ın bu ruh hali, bu sıkıntısı bizi ilerleyen sona doğru maçlarda daha da büyük böyle belalar olacak. Uzaklaşalım derseniz siz de paniklemiş ve hata yapmış. Demesinler. Kırça konuşuyorum. Hocam demesinler. Mourinho'nun piyano ajansı. Şimdi Abdülkerim abi. Ya Mourinho'nun piyano ajansı olsa bu kadar konuşur. Rasim Abdülkerim abi. Ben bir kim var benim ya. Abi sen de konuştun ya. Hiç konuşmadım ya. Ablalara dedin ya helva yap. Araya girdim bir. Yani helva yapın demek yorum bu. Yoksa çocuk konuşur. Bir dakika. Konuş Rasim ya. Ya sana. Bir dakika. Bir ricam olabilir mi? Ben sana bir soru soracağım. Cenaze marşı çalabilir misin? Ben sana bir soru soracağım. Çocuklar Batuhan. Rasim. Abi bu. Rasim. Deminden beri Ahmet Çakar o eşsiz zekasıyla Jose Mourinho'nun PR'ını yaptı. Ulan Jose Mourinho'nun PR'a ihtiyacım var. Gençler yalan mı söylüyor? Arkadaşlar Jose Mourinho'nun PR'a ihtiyacım var. Gitsin diyor. Rasim düşüşte. Rasim soru şu. Rasim soru şu. Abdülkerim abiye de soracağım bunu. Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tunay'dı. Yes. Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Fatih Hoca'nın Müfiter Kasap, işte Necati falan. Sergen Yalçın'ın
Murat Şahin, Okan Hoca'nın İrfan Hoca yardımcısı. İsmail Kartal yardımcısı. İsmail Hoca'nın yardımcısı kim? Yok. Bak Okan Hoca var sürekli canım, yanında. Hayır var da bilmiyoruz. Onu ben da söylüyorum. Ben biliyorum İsmail Kartal'ın yardımcısı. Jose Mourinho diyecek. Hayır yine İsmail Kartal niye? Hayır. İsmail da özür dilerim. Bakar mısınız? İsmail bakın bunu birkaç defa birkaç maçta yakaladım. Beni İsmail Kartal da çok severim ha. Türkiye'nin en namuslu teknik direktörlerinin başında gelir. Böyle duruyor. Şimdi ben diyorum ki. Şimdi ben kendi kendime konuşuyorum. Şimdi içimden konuştuğumu dışa dönüyorum. Şimdi önce içimden konuşuyorum. Diyorum ki bu Sinan bu akşam hiç konuşmuyor. Bu yandaki Rasim de vır 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 araya giriyor. Ertem de hiç olaya müdahale etmiyor diyorum. Bunu kafamda düşebilirim ama ben konuşuyorum. Bazen de mesela oyun oynanırken come on diyorum. Şimdi bunlar uf, ne soğuk geliyor. Beni sıkıntıya sokuyor. Acaba diyorum İsmail Kartal'ın yine yardımcısı İsmail Kartal mı? Hani bir zamanlar Galatasaray'ın ünlü hocası Hamza Hamzoğlu ya, gibi. Tamam mı İsmail Kartal mı diye şey yapıyorum. Abi niye gülüyorsun? Ben gülmeyeceğim bir şey. Ben aslında beni alacak. Hocam beni alacak. İsmail Kartal nerede? Müşahıza Bekürtgen hocam. Hocam bir insan içinden düşünemez mi? Arkadaşlar beni alacak. Beni alacak. Soner, Uğur ve değerli psikiyatrist arkadaşlarım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ve vatandaşım anladı. Milletim. Ama ikiniz anlamadınız. Abdülkerim de anlamadım. Abdülkerim abi. İsmail Hoca kendi kendine kenarda bir insan tabii ki konuşabiliyor. Oyun oynayabiliyor. Anlasam. Ne diyeceksiniz abi? İsmail Kartal'ın yardımcısı Anadolu kabağından balıkçı Hasan. Ya durun be abicim ya. Ya durun ya. Koskoca ya, İsmail Kartal'a yapmayın benim ya. Benim yoluma laf ediyorsun. Yanındaki adam İsmail Kartal'ın batırdığı gibi. Bakın lider takımın. Arkadaşlar lider takımın. Teknik direktörüne, lider takımına... Ne ara soktun herifi ya? Ya neler sen yanmıyor musun? Kötü bir şey demedin. Ya. Yapmayın ya. Ben ne dedim? Aynen çakar kınarmış. Abdülkerim abi. Hayır, bir dakika. İsmail Kartal'la ilgili bir dakika. Arkadaşlar. Bak can ciğer arkadaşlarım. Hocam sen arkadaşları programa çağır bence. Daha güzel olur. Geldi Cengiz Bey diye çok sevdiğim bir dostum. Ben böyle bir şey görmedim hocam. Cengiz Bey diyor ki... O kim diyorum? O kim ki? Cengiz Bey kim ya? Erdem andığında şey alıyor. Beyler... Cengiz 60 yaşında bir adam. Cengiz İsmail Kartal için diyor ki Türkiye'nin en namuslu antrenörünün başında. Ya kızımıza damat mı alıyoruz? Namuslu namuslu bize. Hocam ya. Ne müsaade et hocam sen konuşuyorsun. Namuslu. Bir buçuk saattir konuşuyor müsaade et diyor ya. Hocam namuslusun falan bize ne ya namuslular. Bir buçuk saattir konuşuyor. Müsaade et diyor. Allah Allah. Hocam bugün çok iyisin ya. Hayret ya. Allah çarptı. Bir buçuk saattir konuşuyor. Müsaade et diyor. Müsaade et diyor. Bir buçuk saattir konuşuyor. Müsaade et diyor. Arkadaşım ya. Başka kim var? İsmail şarkı vardı. İsmail. Deme. Hayır deme. Ya adam neler dedi? Tamam. İsmail Kartal'ın anlamadım. Ne hale soktu? Hala buna dikiyorsun. Beyler tekrar söylüyorum. Anlatacağım. İsmail Kartal kardeşim. Kaybedilmiş bir şey yok. Yine şampiyon olacaksın. İsmail Kartal. Gözlerime bak. Daha edeceksin adama. Adama daha edeceksin. Rasim geç otur ben. Apo günü koyardık. Fenerbahçe'nin onurunu koru. Yeter ya. İşiyorsanız ben şimdi. Tekrar. O da en şimdi. İsmail Kartal. Sen benim değerli kardeşimsin. Namuslu adamsın. Fenerbahçe'de başarılısın. Bir puan kaybında paniklememeni istiyorum. Çünkü böyle maçlar önümüzdeki 15 maç içinde gelecek. Sen Fenerbahçe'nin kıymetlisin. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacın var. Panikleme diyorum sadece. Tamam panikleme. Hocam. Bravo hocam. Ayrılma ayrıl dediğim yok. Ya bunu bu kadar mı konuşuyorsun? Acil bir editorial'a gitmemiz lazım. 60 saniye paşa paşa editorial'a gidiyoruz. Paşa paşa. Tekrar birlikteyiz. Abdülkerim abi artık biraz böyle... Ahmet Hocam hiç konuşmadı. Hayır biraz... ne olur dur bir dakika ciddi söylüyorum. Hiç konuşmadım. Abdülkerim abi. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. İsmail Kartal kenarda bazen ağzını örtüp kendi kendine konuşuyorsa konuşabilir. Bu gayet normal. Şunu mu çıkarsam bunu mu çıkarsam. İşler yani böyle şeyler söylenebilir kenarda. Bu onun paniklediğini falan göstermez. Ahmet Hoca abartıyor bunlar yani. Çok ya, abartıyor. Bu benim fikrim. Evet ama bu da senin fikrin. Abartılı anlatıyorsun. Yani abartılı anlatıyorsun. Rasim'e zaten makara lazım. O mesaj geldi falan filan. Çünkü Rasim şu anda diyor ki evet Fenerbahçe taraftarı da bugünkü beraberliği İsmail Kartal'a yorumluyor.
sosyal medyada da bu değişiklikler falan. Bizler de spor yorumcuları da anlamsız buldu bu değişiklikleri. Rasim de bundan istifade ederek bir Fenerbahçe teknik direktörü üzerinden bir kaos yaratmaya çalışıyor. Gayet normal, yapar. Yapar bu arkadaş. Çünkü Galatasaraylı. Zaten yanımdaki neler yapıyor? Şimdi yanımdaki panik yaptı. Yanımdaki dedin Ahmet Hoca. Panik yaptığını söylüyor. Ben ne dedim? Hakikaten İsmail Kartal. Yanımdaki manımdaki. İsmail Kartal. Beyefendiye. İsmail Kartal panik falan yapmıyor. Tamam mı? İsmail Kartal panik yapmıyor. İsmail Kartal daha önce yaptıklarını, milletin söylediklerini. Evet ben kimseden korkmam diye. Böyle değişiklikler yapıyor son haftalarda. Apo bir bunlar, olur mu Apo'cum bunlar ya? Da hocam olur olur. 0-0 olmaz. Hocam 0-0'ken de yaptı işte Antep'te denk geldi. Oyuna soktuğu adam gol atınca da ha dedi. Büyük bak, hoca dediler. Oluyor ya. Böyle olur dedi. Bu her zaman olmaz. Onu anlatmaya doğru, çalışıyorum. Doğru, sorun budur. İsmail Kartal şunu bilecek teknik direktör olarak. Tamam mı kardeşim? Bazı takımın oyuncuları vardır ve bazı oyuncuları vardır. Bu bazı oyuncular skor sana lazımken işte örneğin Şimanski. Oyundan çıkmaz kardeşim, tamam mı? Çıkmaz. Ben onu işte böyle aldım da öbürü daha çabuktu da falan filanla geçiştirilecek bir şey değil. Evet. Ancak adamın yürüyecek hali kalmayacak. Ya da inanın ki Şimanski hem diriydi hem de iyi oynuyordu yani. Anladın mı? Onu da çıkarayım. Bunu da çıkarayım. Tadici de çıkarıyorum. Ceko'yu da çıkarıyorum. Bu hata yaptı. Bu o paniklediğinden değil. Bence bir şeyler yaptı son haftalarda. Milletin akılına uyup yazılanlara, çizilenlere. Bu sefer patladı. Ve 43, her şeye rağmen Fenerbahçe takımı şu anda averajla da olsa lig lideri. Konferans liginde de rakibini bekliyor. Değil mi? Şimdi ortada Ziraat Kupası'nda da turu çok rahat geçmiş. Bütün hedeflerinde dolu düzgün giden. Ben size başka bir soru sorayım. Bir takımın teknik direktörü İsmail Kartal. Tamam mı? Değiştirilmesi şu anda öyle falan. Ahmet Hoca'nın söylediği şey hazır Jose Mourinho boştayken bir ismini gündeme getirmek. Hayır. Usul hakkında konuşuyorum. Hocam bir dakika. Panik hocam değerler, bir dakika. Hocam bir dakika. Bir şey demedim. Hocam bitirsin. Ya abi, öyle bir şey demedi değil. Sen şimdi. Okan'daki mutluluğa var. Hocam Jose Mourinho boştaysa anladın mı? Aa Fenerbahçe olur mu diye bu sağda solda konuşulun. Konuşulan bir şeydir. Sosyal medyada da isimleri çıkıyor. İşte. Hocam kim yapacak bu hatayı? Sen kendi kendine bir kafandan senaryo uydurdun. Evdeler, oturuyorlar. Bu hatayı kim yapacak hocam, diyor. Sizin başkanınız beyefendi. Fenerbahçe'nin başkanı kapıdan giremez diye Ersun Yanal'ı aldı. Ya hocam. Beş baş, altı başını adını bile unuttu. Koşu Kavak, Yalı hocam, Kavak gibi adamlarla çalıştı. Hocam o başka bir şey. Jose Mourinho'yu kol gecik. Jose Mourinho diyorum. Jorge Jesus kol gecik. Hocam sen ilaç mı aldın? Durmuyorsun, durdurulamıyorsun. Ben işimi yapıyorum. İşini yapmıyorsun. Yok hocam sen hiç topa falan yani falan. Yani Ali Koç hep antrenör seçimlerinde dört dörtlük davranıyor ya, doğru mu? Ya koşu hocam, kavaklar, meşru kavaklar çalıştı hocam, bu takımda. Hocam tamam da alır da antrenör dersin ki eyvah şimdi Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ne alakası var? Ha düşünüyorsa böyle yorum olur mu? Ne düşünüyor? Bu benim fikrim. Kim düşünüyor? Bu benim fikrim. Jose Mourinho'dan gündeme geldi. Hadi ben de söyleyeyim diye söylenmiş bir laf. O Fenerbahçe teknik teknik kadrosundan memnundur şu anda. Yönetim hiç öyle bir şey falan aradığı yoktur. Onun için bunlar lafı güzel. Ama ama İsmail Kartal eleştirilebilir. İşte eleştiriyoruz kardeşim. Evet. Yanlış değişiklikler yapıyorsun. Bu yaptığın hele son bugünkü maçtaki kabul edilemez. Tamam onu söylediniz tamam, Abdülkerim abi. Soru şu ne olursun? Ortada büyük bir şey yok yani. Bak çok önemli bir şey soracağım. Fenerbahçeli taraftarların çok merak ettiği. Bakın arkadaşlar. Burada şimdi iki tane biz futbol adamız. Hocamız da hakem. Rasim de futbolu biliyor bizim kadar en azından. Bu bir tane sonuca göre konuşmayalım. Tabii. Bu futbol bu. Genel gidişat. Fenerbahçe futbol takımı her ne kadar kötü değişiklikler yapmış olsa da bugün 7-8 tane net pozisyonu var. Bu gol girmedi mi, bu gol olmadı mı bu işler böyledir. Onun için şu an takım lider. Bakın daha ağlayan Galatasaray'da takılacak. Tabii. Daha Fenerbahçe'de takılacak. Bunları göreceğiz. Daha çok takılmalar olacak. Daha çok takılmalar ama olacak. Ama işte bak o görürsünüz. Maç bu maç değil işte Sinan. Burada bak şampiyonluk bu, böyle gider. Sen işte. Abi geçen sene Ümraniye Giresunspor İstanbulspor maçlarını kaybettiği için şampiyonluk gitti Fenerbahçe. Şimdi bak şimdi Galatasaray bak. Bakın Fenerbahçe takımına baktığın zaman Fenerbahçe takımına şu an 6 puan geride gibi düşünebilirsin. Bak bir hazır Trabzon'a gidecek. Böyle kadrona çıkmayacak Trabzon. Gelecek şeyler Afrika Kupası'ndan oyuncular gelecek bir. Bir de Galatasaray deplasmanına gideceksin. Onu düşünecek Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe altıymış gibi bak. En zorlayacak takımı.
Beşiktaş deplasman mı? Kendi sahasında. Kendi sahasında. Galatasaray İnönü'ye geliyor. Şimdi Galatasaray gizli lider diyebilir misin? Bakın ben gizli lider falan demem. Şu an kim liderse odur. Nasıl ama bir gerçek var. Öyle bir şey yok. Gizli mizli falan yok. O soruyu soracağım. Abi gizli şeker vardır. Gizli lider falan yoktur. Gizli şeker burada işte oturuyor. Gizli şeker hocam. Ben mi? Gizli şeker bugün hocam. Yo, bugün ben açık şekerim. Ben lollipop gibiyim. Yala yala bitmem. Lollipop getireceğim. Ya anlamadım bir şey var ya. Ben İsmail Kartal'ın kılına zarar gelmesini istemiyorum. Ya yolladın hocam hocam. Kimse kimseyi yollamasın. Hocam tamam. Bu konuyu değiştirelim. İsmail Kartal kardeşim de bir şeyim var. Tam paniklememe. Hocam ayıp çocuğa. Özeti bu işin. İsmail arkadaşımız bizim ya. Lider hocaya neler söyledin ya? Niye ya? Ali Koç'a, Ali Koç'a yol gösterdin. Ali Koç'a adres verdin. Ali Koç'a adres verdin. Bu eşeğin şeyine aklına karpuz kabuğu düşürmek diye bir deyim vardır ya. Eşeğine su kaçırmak. Bunun gibi bir şey yani. Ben öyle bir şey demedim ama böyle bir şey düşünmeyin ha. Genelik senaryolar var. Yani koskoca Fenerbahçe başkanı. Koskoca Fenerbahçe başkanı. Zamanında siz bizim vizyonumuzu bilmiyor musunuz deyip Ersun Yanal'ı getiren Yalçın Koşukavak bilmem ne Yalıkavak gibi antrenörlerle 5-6 cevapta. Hocam Yalıkavak deme adama ya. Adını bilmediğim için. Yalıkavak Bodrum'da biliyorsun hocam. Adını bilmiyorum. Koşukavak hocam. Yalçın Koşukavak. Yalçın Koşukavak bir tane daha var. Bir tane Yalçın Türk mü? Esmer. Böyle az saçlı. Tahir Karapınar. Tahir Karapınar. Bir tane daha var. Hocam kim var? İşte ha. Zeki Murat Göle hocam. Başkanı. Zeki Murat Göle. Zeki Murat Göle. Ama saçı yok. Fenerbahçe başkanı son 5 sene içinde bu 3 tane ismini zor bildiğimi, saygı duyduğum kardeşlerimize takımı teslim etti. Vizyonumuza ters deyip Ersun Yanal'ı aldıktan sonra bundan geliyorum. Sayın Ali Koç diyorum. Böyle antrenör seçiminde sıra dışı hayatın doğal akışına ve Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmayacak tercihleri yaptığınız için İsmail hocamızı harcamayın diyorum. Kim diyor ola ya? Ki şu anda ne harcası şu anda hocam yani ne gördün de bunu söylemeyi doğru zorunda hissediyorsun? Ya, harcamayın diyorum. Ya nereden niye diyorsun niye? Sebebi ya. Hocam eşeğin hocam ne gördün de söylüyorsun? Fenerbahçe 3. mi 5. mi? Su kaçırıyor. Allah Allah. Kulağına mı kaçırıyorsun? Abdülkerim abi. Fenerbahçe 3. mi 2. mi? 4 puan 5 puan geriye bu mi düştü? Bu niye biliyor musun? Allah ortada Allah. Bir şey yokken. Anlamadım bir şey. Ya anlamadım. Niye yani? Benim bu konuşmalarımın. Abdülkerim Durmaz beyefendi. Hocam çok önemli bir soru soracağım. Abdülkerim Durmaz beyefendinin heyecanlı bana muhalefet yapmasının. Hayır hocam. Haklı olabilir sen ama kendine göre. Benden heyecanlı anlatıyorsun ya. Benden heyecanlı anlatıyorsun. Sen heyecanlı anlatıyorsun. Sen Fenerbahçeli. Sanki Fenerbahçe'nin 100 yıllık kongre üyesi gibi Fenerbahçe'nin âli menfaatlerini düşünüyormuş gibi böyle anlatıyorsun. Düşünemez miyim? Aman yapmayın. Fenerbahçe'nin âli menfaatlerini düşünmek için. Düşünemezsin. İlle Fenerbahçeli mi olmak lazım? Tabii ki. Fenerbahçe'nin âli menfaatlerini düşünen insanlar. Fenerbahçe'de başkanlık yapmış insanlar. Fenerbahçe'nin eski 80 yaşında milli futbolcuları. Fenerbahçe'nin... Ama genel kurulu ama dışarıda altını oyuyorlar. Bu kimin lafı? Benim değil. Sen de... Ali Koç ne diyor? Sayın Koç. Fenerbahçe'nin düşmanlarını içeride arayın diyor. Yani genel kurulda tamam ve... Ha, bir dakika. Kapı demek içeriden kimi tutmuyor hocam, diyor. Sen ne arıyorsun? Abi ben daha konuşmam bitmedi. Müsaade ederseniz. Ne zaman biter? Bugün biter mi? Sabah 4. Bugün biter mi? Sabah namaza yetişeceğiz. Evet tamam o zaman biz gidelim. Tamam, sen 4'e 5'e kadar ediyorum. Kendi kendine program yap. Hocam. Birinci tespit. Allah Ali Koç diyor ki Fenerbahçe'nin düşmanlarını dışarıda aramayın. Buralarda arayın. Genel kurul üyeleri, eski başkanlar vesaire. Bunu ben söyleyeyim. Sen ne oldu bugün? Sen niye bu kadar Fenerbahçe'yi düşünür oldun? Şimdi bu bir taktiktir. Bu bir taktiktir. Benim Allah konuşmamı Allah. Engellerseniz ben susup geri al. Beklerim tekrar konuşmayı. Hocam bak. Hocam. Tamam da sen şimdi hocam benim konuşmamı engellersin diyorsun. Engellerim 5 dakikadır sen konuşuyorsun. Bu akşam ben hep az konuşalım. Bu akşam da ben konuşayım. Tamam. Kapatıyorum. Son cümleyi söyleyeyim kapatıyorum. Son cümlemi söylüyorum. Son cümleyi sen kapatırsan olur. Hocam devam et. Güzel konuşuyorsun. Fenerbahçe'nin âli menfaatlerini, Fenerbahçe'nin iyiliğini, Fenerbahçe'nin 15 maçta sen teknik adam anlamında yaşayacağı sorunları teşhis ettiğini düşünen bir bunak yani ben her ne kadar olmasam da yol gösteremez miyim? Ya ne yolu gösteriyorsun? Ortada bir şey yok. Yol açıyorsun ya. Ben yol açmıyorum. Öyle. Sakın Mourinho'yu getirmeyin. Böyle bir hata yapmayın. Nereden çıktı bu? Bunu düşünmeyin. Nereden? Kim düşünüyor kardeşim? Sen kendi kendine uyduruyorsun hocam. Eğer düşünüyorsanız. Sallıyorsun. Eğer düşünüyorsun diye bir şey olur mu?
Ben şimdi sana Ahmet Çakar eğer şunu düşünüyorsan derim, öyle bir şey söylerim ki abi, şaşırırsın abi, yani. Ya bu yani şimdi beni... bu masayı karıştıran Ahmet Çakar değil. Ya bu Fenerbahçe saf ve masumca görüşleri söylüyor abi. Kusura bakmasın. Yani. Şimdi eline bir malzeme düştü. Fenerbahçe puan kaybetti. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe puan kaybettiğinde Fenerbahçe'yi hakemler yiyor dediğimde koskoca Ali Koç benim de laflarımı referans yapıyor. O zaman Fenerbahçe'nin iyiliği oluyor. Hocam sen burada duru olmamış şeye, olmamış şeyler üzerinden bitiyor, değil mi? Evet, kendimi tanıtayım. Adım Ahmet Çakar, Mustafaoğlu Meral'den oldu. İsmail Kartal itibarsızlaştırdı. Hiçbir kulüp başkanı, hiçbir federasyon başkanı ve hiçbir yorumcunun istediği şekilde konuşmak zorunda değil. Ben de... Ben seni çıkarsın. Ben de öyleyim. Yani şu var. Ben Ali Koç işine gelince eski hakem Ahmet Çakar bakın gri pozisyonlarda hakemler Fener'in aleyhine kullanıyor deyip genel kurulda televizyonda söylerken tamam. Beni dümen tutuyor tırnak içinde referans tamam. gösteriyor. Ben ise bugün Fenerbahçe'nin 15 maçta yaşama ihtimali olan problemler için başta İsmail Kartal ve Ali Koç'a haddim olarak Fenerbahçeli olmasam da yol gösteriyorum. Bu hocam, hocam sen hocam, bir tamam, reklama bir gitmek zorundayım. Aa, reklamı bir şey söylemiyorsun. Aa, bugün bu masayı karıştıran Ertem Şener'dir. Rasim hiç konuşma. Galatasaray'ın galibiyetini görgülüyor. Deminden beri Galatasaray'ın 5-1 Trabzon zaferini konuşamadık. Ahmet Çakar saf ve masum bir insandır. Kendi fikirlerini açıklıyor. Esas Ertem, onu bekleme giderken bekleme gidiyor musun? Bir şey mi gidiyorsun? Galatasaray maaşı almazsa giderim kardeşim. Yeter. Ben bir şey söyleyeceğim. Galatasaray 5-1 yenmiş. Göreceğiz. Daha Galatasaray konuşulmadı ya. Şimdi. Ertemciğim. Ya yazık Ertemciğim. Ertem Şener. Ertem bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çok kardeşim. Acilmiş. Tamam şunu hemen de acil bir şey söylüyorum. Bakın kardeşim sevgili İsmail Kartal ve Fenerbahçeli futbolcular yöneticiler. İşte görüyorsunuz ya. Değil mi? Görüyorsunuz. He? Görüyorsunuz. İşte böyle. Bir ayağını sürtmeye görsün. Bütün medya, Türk medyası, Türk futbol medyası böyledir. Bir ayağını sürtmeye görsün. Beni de mi kastediyorsun? Hayır, ben seni Başbakan Burak Galatasaray camiasını şampiyonluk görüşüne davet ediyorum. Kim üstüne? Ben kim üstüne? Reklamdan sonra. Kim üstüne? Reklamdan sonra. Ben üstüme alıyorum. Reklamdan sonra. Ben üstüme alıyorum. Kim üstüne? Reklamdan sonra. Galatasaray diyorum. Ben Galatasaray gizli lider mi değil mi? Ben kim üstüne? Bununla ilgili soracağım. Ben kim üstüne? Okan Buruk sonra söylüyorum. Galatasaray taraftarları meydanlara diyorum. Şampiyonluk görüşüne davet ediyor. Yok be değil. Şampiyonluk görüşüne davet ediyor. Hocayı kusursun. Hocam reklamı da selam olsun. Hocam reklamı da selam olsun. Teşekkür mesajı bekliyorum. Ahmet abi bize yol gösterdi. İsmail Kartal'ı hocam reklamı olsun eder misin reklam? Evet. Hiç konuşmadan bunu geliyorum. Evet. Fenerbahçe camiası var. Teşekkür etmenize gerek yok. Ben iyi niyetli. Hocam reklam. Ama reklamdan sonra burada çok daha farklı şeyler söyleyeceğim. Reklamlar. Şimdi geldi. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol devam ediyor. Gelen mesajlara, tweetlerinize, olumlu olumsuz tweetlere çok çok teşekkür ederiz. Lütfen bol bol Beyaz Futbol Twitter hesabını takip ediniz. Bol bol tweet atmanızı rica ediyoruz. Ertem uykum geldi vallahi şimdi, yani. Ne oluyor? Herkesin merak ettiği konu şu. Abdülkerim abi. Ahmet Çakar pek konuşmadı. Ahmet Hocam. Soramadığım soru şu. Ne olur bir dakika ne olursunuz ya. Abdülkerim abi. Herkeste şöyle bir düşünce var. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puana sahip. Aynı şekilde mesela bu hafta son hafta olsa. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenebileceğini düşünüyor musunuz Ali Sami Yen'de? Yenebilir ya. Yenmemiş mi daha önce? Defalarca yenmiş. Galatasaray da yenmiş. En son geçen sene Galatasaray yendi iki maçı da. Aynı pozisyonda maça çıktığın an Galatasaray sağ ve seyirci avantajına tabii ki sahip olacak. Ama bu şekilde çıkarlarsa, düşün böyle çıkarlarsa maçın iki skoru da Fenerbahçe'nin lehine olacak. Beraberlik evet. Ve Fenerbahçe'nin galibiyeti. Evet. Tabii. Yani iki skor Fenerbahçe'ye yarayacak bu şekilde son maça çıkılsa. Ama tabii maç... Samet abi ne haber? Ramspark'ta olduğu için seyirci avantajıyla, iç saha avantajıyla Galatasaray'ın da bir avantajı olacak. Yani o maçta da zaten yürek dayanmaz öyle bir maçta. Galatasaray kendi statında, kendi seyircisinin önünde maçı kazanır bilir mi? Kazanabilir. Ama Fenerbahçe'nin de şu şekilde götürebilirse oraya şu avantajı olacak. Beraberlik dahi Fenerbahçe'ye yetecek. Ha o zamana kadar tabii gol avarajları şey olursa, kapanırsa... Aralarında kaç gol avarajı var bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ama gol avarajıyla Fenerbahçe oraya giderse, şu pozisyonda puan puana bile gitse, iki sonuç Fenerbahçe'ye yetecek. Öyle bir avantajı var.
Galatasaray'ın avantajı da şu ama. Mesela Galatasaray Trabzon deplasmanını bugün, değil mi? Puan kaybetme ihtimali olan en yüksek deplasmanlardan birini de bırak kaybetmeyi şov yaparak çıktı oradan. Evet. 5-1. Şimdi Fenerbahçe Trabzon deplasmanına gittiğinde Afrika'dan bütün Afrika Kupası'ndan oyuncuları dönmüş olacak. Ona açısı. Yeni transferler. Yeni transferler olacak. Belki Abdülkadir Ömür takımda kalıp affedilecek, kadroya dönecek. Salı günü Hollanda'ya gidiyor. Transfer mi yapıyor? İşte ara transferde daha sağlam, daha sağlıklı bir kadroyla çıkacak. Yani Fenerbahçe Trabzon'a gittiğinde bugünkü Galatasaray kadar rahat olmayacak. Şimdi bütün bunlar da Galatasaray'ın avantajı. Ama iki takımın da böyle baktığında avantajı var. Mesela Galatasaray'ın Vodafone Park'a gitmesi de bir dezavantaj. Beşiktaş'ın Tüpraş'a gitmesi de bir dezavantaj. Beşiktaş da o zamana kadar belki düzelecek. Ara transferde Beşiktaş'ta oyuncular alacak. Alıyorlar tabii. Aynı Beşiktaş Kadıköy'e gelecek. Böyle birbirlerine karşı ufak tefek avantajları var. Ama diyorsunuz ki... Ama şunu söyleyeyim bir kere, şunu söyleyeyim. Puan kaybı daha olacak diyor Sinan. Doğru, olacak ama... Fenerbahçe için kötü olan şey bu puan kaybıydı. Böyle bir maçta olmayacaktı. Mesela Fenerbahçe bugün Samsun'u herkesin beklediği gibi yenseydi... 3 gün sonra hafta içinde Başakşehir'e gidip orada bir puan kaybı yaşasaydı bu daha normaldi. Kabul edilebilir bir puan kaybıdır bu. Bu kendi sahandaki bu 2 puan kayıp telafisi zor bir kayıptır. Onun için bugünkü beraberlik çok Fenerbahçe takımını moralmen geriye itmiştir. Ama böyle bir statta bu kadar seyirci önünde Samsun gibi bir takıma 2 puan bırakmayacaksın. Dediğim gibi bugün yeneceksin. O puan kaybını Başakşehir deplasmanında yap beraberliği. O zaman o kadar şey olmaz. Evet. O kadar dezavantaj olmaz. Bugünkü büyük bir dezavantajdır. Ama 17 maç var. Daha bakalım neler olacak, neler bitecek. Gerisi Allah kerim, göreceğiz. Efendim, şahsi fikrimi soracak olursanız soruyor musunuz? Buyurun hocam, sordum. Gizli lider tabii ki Galatasaray'dır. Niye? Gizli lider? Galatasaray'dır. Sebebi şu. Sebebi şu. İki tane nedeni var. İki global majör nedeni var. Bir, şu an için saat işte 12.30 filan. Psikolojik üstünlük %100'üyle Galatasaray'a geçmiştir. Doğru. Psikolojik üstünlük boş bir şeydir aslında. Bilinçaltına etki edip stabil, konsantre kalabilirsen psikolojik üstünlükten fazla etkilenmezsin. Psikolojik üstünlük Galatasaray'da. İki, ligin bitmese bir hafta kala. Sondan bir hafta önceki maç Rams Park'ta, yani Galatasaray'ın sahasında. Ama bütün bunlara rağmen baktığımızda kim daha fazla pozisyon üretiyor? Kimin oyuncu kadrosu daha geniş? Yedekleri bile derseniz ve şampiyon adayımı soracak olursanız hala bugün itibariyle 22 Ocak Fenerbahçe'dir diyorum. Onun için de diyorum ki hissediyorum. Panik yapmayın. Hakkari'nin bir köyündeki en genç Fenerbahçeli'den bir numarası Sayın Ali Koç'a kadar. Panik yapmayın. Bugünkü kayıp manasız, akılda olmayan, öngörülemeyen bir kayıp. Bunu kabul ediyorum. Bunu kabul ediyorum. Tek yapılacak şey sakin kalın. Sakin kalın. Sakin kalın, sakin kalın, şampiyon olacaksınız. Bir. Ama psikolojik üstünlük Galatasaray'da, gizli lider de şu anda Galatasaray'da. Rasim, katılıyor musun Ahmet Hoca'ya? Gizli lider Galatasaray mı? Şöyle katılıyorum. Ben şimdi Ahmet Çıkar'la geçen hafta da, hafta içinde konuştuğumuzda o tabii çok şeydi. Fenerbahçe bu işi aldı, Fenerbahçe psikolojik üstünlüğüne geçirdi. Geçen hafta ben de şunu diyordum. Ben şunu diyordum. Şimdi ben bir kere demin Sinan Engin dediğine çok katılıyorum. Ceko'nun Tadiç'in Galatasaray travması yok. Şimanski'nin yok, Fred'in yok. Belki İrfan Can'ın bile yok. Ama İsmail Kartal'ın var. İsmail Kartal'ın Galatasaray travması. Dolayısıyla Galatasaray kompleksi var. İsmail Kartal son 10 seneyi yüreğinde yaşadı. Tüm bunlar olunca takıma yansıtıyor. Mesela Apo abinin çok doğru teşhis ettiği Tadiç. Tadiç'i çıkartamıyorsun İsmail. Ya bir gaza gelir mi hoca ya? Tadiç'i çıkartamıyorsun deyince gaza geliyor. Ceko'yu Tadiç'i çıkarmak hocalık. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana göre çok samimi söylüyorum. Fenerbahçe'nin objektif bir Norveçli hakem gibi söylüyorum. En zayıf halkası İsmail Kartal'dır. Oyuncular değil. Bence çok kaliteli bir kadrosu var. Son derece geniş ve derin bir kadrosu var. Ama İsmail Kartal, yani ben İsmail Kartal çok olgunlaş zannederken hakikaten İsmail Kartal
Ben o devrimini yapamamış yani. Ve çabuk panik oluyor. Çabuk kontrolden çıkıyor. Ve bu dakikadan sonra bu yüz süreci yönetmesi çok zor. Bir Sinan abiye çok döneceğim. Zor. Sinan abi, İsmail Hoca iki hafta önce... Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali azaldı. İki hafta önce İsmail Hoca psikolojik üstünlük bizde demişti. Şimdi Okan Hoca Galatasaray camiasını şampiyonluk yürüyüşüne davet ediyorum demiş ki... ...geçen senelerde böyle hiçbir açıklaması yok. Ne Başakşehir'de ne Galatasaray'da. Henüz 21. hafta böyle bir açıklama. Sezon başından beri kim lider gidiyordu? Galatasaray yanılmıyorsan değil mi? Galatasaray önde gidiyordu. Galatasaray geçerse 25 Aralık'ta lider yazmış. Galatasaray Sivas'a takıldıktan sonra 25 Aralık. Sivas'a evet. Takıldı yanılmıyorsun. Geçen sezon. Yine dediğim gibi de. Fener lider. Ama Fenerbahçe lider bu sezon, hep Fenerbahçe. Bu sezon hep Fener. Geçen sezon Galatasaray 25 Aralık'ta. Galatasaray öyleydi. Neyse. Evet. Şimdi söylemek istedim. İnsanlar önemli olan hatalarından ders çıkarmasıdır. Şimdi sevgili İsmail Kartal, evet bir güç gösterisi yapabilir veya bunu bir taktik olarak da öyle yorumlamıştır ama olmamıştır, o da ayrıdır. Ama nihayetinde bir daha da aynı hataları yapacağını düşünmüyorum. Yani aynı hataları. Ve Fenerbahçe'nin normalde bir 2 puan kaybetti. Daha da kaybedecek, Galatasaray'da kaybedecek, yine üstüne basa basa söylüyorum. Bakın yine kaybedecekler, yine kaybedecekler. Dolayısıyla bu Fenerbahçe şimdi psikolojik üstünlüğü verdi. Şampiyonluğu verdi. Hayır abi, 16 tane daha maç var ya. Ne yapıyorsun? Daha kar var, kış var. Daha sert maçlar geçecek. Durun bakalım. Okan Hoca da bunun farkında. Bakın, bak, bir açıklama yaptı bir şey bu akşam Instagram'ından. Bakın, daha çok maç var. Daha yani Trabzonspor takımı bugün, Trabzonspor ismini bırak. Normal bir Anadolu takımlarından 16. 17. sırada bir Anadolu takımı oyuncusu yapısı vardı şu an. Pendik Spor dün daha iyiydi değil mi? Aynen, Uğurcan'ı kaleci olarak say, o da bugün kötü oynadı. Yani Trabzon, Galatasaray bugün kazandı. Müthiş mi oynadı? Hayır. Ama Fenerbahçe bugün çok iyi oynadı. Atamadı. 2'ye 3'ü yapsa belki 7-8'de belki bir gidebilirdi. Oyun kopardı. Evet, ilk yarıda özellikle. Dolayısıyla bu futbol bu. Futbolda bunlar inişler çıkışlar olur. 17 maç var. Ben İsmail Kartal'ın panik falan da yaptığını falan düşünmüyorum. Sadece şunu düşünebilirim. Tadici alamıyor. Zeko kötü oynuyor. Batshuayi huzursuz bilmem ne. Hayır abi. Bazen de cesaretli olacaksın. 2. Gerekirse 3 yapacaksın santraforları. Bak. Dzeko. Ne o? Şimdi. Batshuayi. Kalabalık savunmaya oynanmaz Joshua King'le falan. Oynanmaz. Ne? Oynanmaz arkadaş ya. Bu çocuğun, bu kontratak oyuncusu. Emre Mor. Emre Mor. Şimdi bakın. Sabahtan akşama kadar tek ayağı seke seke oynasın. Tad işte Szymański'yi oyundan çıkarmam. Emre Mor'u oyuna sokmam. Bakın evet. Emre Mor. Ha, Tadic çıkıyorsa, yerine Szymański giriyorsa sokarım. Ama Tadic de Szymańskiler çıkıyorsa, yerine Emre Mor'la Joshua King çıkarsa, girerse bunu hayatta kabul ettiremezsin bana. Bak, kabul ettiremezsin. İrfan'ı çıkartır mıydınız? İrfan Can'ı. Ya o Cengiz çok iyi diye. Ondan sonra Cengiz'i de hani moralini bozmayayım. Ya hoca bunu yapıyor. Bak, duygusallık yapıyor. Bugün sevgili İsmail Kartal kardeşimiz duygusallık yapmışlar. Yapmayacak. Futbolda duygusallığa yer yok. Bırak oynayacaksın, acımasız olacaksın. Hiç o küsmüş, bu küsmüş, şey yapmış falan. Hayır. Kozlar senin elinde. Kadro senin elinde. Patron sensin. İstediğin gibi kadroyu yöneteceksin abicim. Bundan sonra da göreceksiniz. Bu hatalarından İsmail Kartal ders çıkaracak ve bir daha bu hataları yapmayacak, göreceksiniz. Abdülkerim abi. Ertem, evet. Bir şey söyleyeyim. Ligin, bizim ligimizin bir matematiği vardır. Her ligin bir matematiği vardır. Matematik şudur. Tabii ki puan kayıpları yaşanacak. Bundan sonra da yaşanacak. Fakat şöyle yaşanacak. Matematiğe göre şöyle puan kayıpları yaşarsın. Fenerbahçe Antalya deplasmanına gidecek. Değil mi? Çok zorlu bir deplasman. Değil mi? Hı-hı. Antalya Spor çok iyi gidiyor. Evet, Nuri Çahin bıraktı. Zergen'le de aynı şekilde gidiyor. Şimdi orada bir puan kaybı yaşanır. Yaşarsın. Oraya gider, Galatasaray'da yaşar, Fener'de yaşar. Galatasaray gerçi gitmeyecek. İlk yarı gitti de. Anlatabiliyor muyum? Ya da Galatasaray'ın Sivas'ta yaşadığı gibi. Zor bir deplasman, soğuk hava yaşanır orada puan kaybı ve Galatasaray yaşadı. Fenerbahçe puan kaybı yapmaması gereken bir maçtı bugünkü Samsun maçı. Hem Samsun takımının gücü açısından, hem atmosfer açısından, hem bütün moral motivasyon her şey sende. 50.000 kişi burada yapılmaz. Bak, bu matematiğini bozar işte. Şampiyonluk takımının matematiğini bozar, evet. Bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Fenerbahçe takımının mesela şöyle olmayacak.
Fenerbahçe İstanbulspor ya da Galatasaray İstanbulspor'a, bu şartlardaki İstanbulspor'a değil mi? Neredeyse küme düşmesi kesin gibi artık. Evet. 6 puanı falan. Şimdi puan kaybını yapmayacaksın. Ha? Antalya deplasmanında da 2 puan bırakırsın. İstanbulspor'a da 2 puan bırakırsın. Hı hı. Aynısı, aynıdır değil mi? İstanbulspor'a bırakmayacaksın kardeşim. O puan kaybı yapılacaksa Antalya deplasmanında yapılacak. Sivas deplasmanında yapılacak. İşte Kayseri'de yapılacak. Ya da işte Trabzon'da yapılacak. Ya da bir derbi takımıyla oynarken deplasmana gittiğinde yapılacak. İstanbulspor'a yaparsan, Samsunspor'a kendi sahanda yaparsan o aynı puan olarak aynıdır ama etkileri aynı olmaz. Bak etkileri aynı değil. Bugün herkes falan diyor değil mi? Onun için Fenerbahçe buralarda dikkat etmesi lazım. Geçen sene de bak. İstanbulspor'a değil mi? Verdiği puan 3-3'lük. Ümraniye. Giresun'a. Giresun. Ümraniye'ye. Anlatabiliyor muyum? Bunlar yapılırsa bu ligin matematiğine ters işler yaparsın. Galatasaray bunu yapmıyor işte Abdülkerim abi. Tabii iç sahada mesela beraberliği yapmıyor. Bile yok. Yok. İç sahada, tamam. İşte Fenerbahçe artık iş oraya geldikten sonra bu tip maçlarda iç sahada puan kaybı yapmayacak. Puan kaybını dediğim gibi ligin zorlu gibi gözüken deplasmanlarında yapacaksın. Evet. Olay budur. Hocam neden peki Galatasaray bu matematiği çok iyi yapıyor da Fenerbahçe yapamıyor? Kendi sahasında kaybetmiyor. Abdülkerim abi harika bir konuya değindi. Yani... Galatasaray matematiği falan yapmıyor. Galatasaray birçok maçta evde veya dışarıda Anadolu takımlarına karşı şanslıydı. Kötü oynadığı birçok maçı kazandı. Önemli olan o değil mi hocam? Bir dakika, büyük takımlar öyle yapar zaten. Örneğin Kayseri maçı. Maç 1-1. Dakika 80. O adam tutup çekmese Barış Alper'i veya hakem vermese veya VAR çağırmasa maç berabere bitse bugün Samsun maçında yaşanan sıkıntıyı Galatasaray çarşamba gecesi, perşembe gecesi yaşayacaktı. Bu işlerin kompansasyonu, hocalık burada işte. Çocuklara yarın itibaren şunu diyecek. Arkadaşlar tamam bize yakışmadı. Başakşehir'i yenelim bu puanı orada kaybetmiş gibi yorumlayalım diyecek. İnsanlar hani insanlar çocuklarına ne der? Bütünlemeye kalır. Tamam oğlum, tamam kızım, ben sana güveniyorum. Sen iyisin, bütünlemeyi evet. Geçeceksin. Önümüzdeki sene her gün yarım saat çalış eve gelince. Bir daha bu durumlara düşme falan gibi kompanse etmeye çalış. Psikolojik yardımdır bu. Bugün psikiyatristlerin görevi nedir? Amerika'da falan CEO'lar falan psikiyatriste gidiyor. Psikiyatrist adamları iyi etmeye çalışıyor konuşarak. İlle ilaçla değil. Yapılacak şey şu. Antep'te kaybetmiş gibi düşün. Başakşehir'i yen. Başakşehir maçı 1-1 berabere bitmiş gibi düşünün diye empoze edecek İsmail Kartal. Bunun için sakin kalın, paniklemeyin diyorum. Ben olsam öyle yaparım. Sinan Ertem, ben de bir örnek verebilir miyim? Benim de şu son örneğimi söyleyeyim sana. Şimdi Fenerbahçe takımı diyelim ki 2 puan geride şampiyonluğu kaybetti. Bir örnek vereceğim ben sadece. 2 puan, 2 puan geride şampiyonluğu kaybetti sezon sonu Fenerbahçe. Galatasaray'dan 2 puan geride şampiyonluğu kaybetti. 2 puan geride. Hı hı. Fenerbahçe iç sahada Trabzon'a kaç puan kaybetti? 3 puan değil mi? Üç. Yenildi. 3. Samsun'a? 2. 2 puan kaybetti. Peki lig sonunda benim dediğim gibi olursa Fenerbahçe 2 puanla şampiyonluğu kaybederse ya. Fenerbahçeliler ulan iç sahada Trabzon'a yenilmeseydik mi der? İç sahada biz bu Samsun'a nasıl o maçı kazanamadık? 10-0 bitecek maç nasıl 1-1 bitti mi der? Hangisini söyler Fenerbahçeliler? Tabii ki iç sahada Samsun. Samsun maçı konuşulur değil mi? Yani kabul edilebilir bir puan kaybı yapacaksın. Samsun maçındaki puan kaybı kabul edilebilir bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de Türk futbolunda bu akşam ben büyük bir rezillik gördüm. Bunu kabul etmem mümkün değil. Ha bazı insanlar kabul edebilir. Şimdi size bir soru soruyorum. Hepiniz futbol adamısınız. Deplasmanda dakika 68-70. Takımın 3-0 galip. Evet. Maç 4'e 5'e gidiyor. Kenarda oyundan alınmış Abdülkerim sarı kart görüyor. Soru 1. Sizce bu hayatın, futbolun olağan akışına uygun mudur? Ben sana bir şey soracağım. Sen futbolcu olsan bunu yapar mısın? Ben yaparım. Herkes açık oynasın hocam. Ben İstanbulspor maçında tamamlamak isterim bunu. Vedat Muriç PFDK'ya sevk edilmiş. Onun için diyorum. Onun için diyorum. Eğer şu anda FIFA'da, UEFA'da ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda cezalı duruma düşmek için bilerek kart görmüş oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor. Zaten Abdülkerim Bardakçı sakatlığından dolayı İstanbulspor maçında oynamayacak. Tamam, denk geldi. Şimdi ben de diyorum ki size bunu ispat edemezsin. Fakat takım 3-0 galip. Maç bitmiş zaten. Abdülkerim Bardakçı kenardan hakeme itiraz edip sarı kart görmesi eşyanın tabiatına, hayatın doğal akışına uygun mudur? Hocam böyle yürüyen adam
bir haftada iyileşecek gibi durmuyor. Ya ben azından içtiyse bunu burada yiyeyim diyor. Ha, i̇ki hafta, yani, ama iki hafta, üç hafta hayatım, gibi gidecek gibi duruyor. Bak Sinan hocam. Zaten önümüzdeki hafta oynamayacağım. İstanbul Spor maçı. İçtiyse sarı kartlarımı eriteyim. Ondan sonra iyileştiğim vakit sıfır sarı kartlar. Onun içinde görmedi, risk almadı. Şimdi Erdemciğim, ben şunu diyorum. Vedat Muriç, yıllar önce. PPTK'ya sevgili. Evet. Şimdi soruyorum. Abdülkerim Bardakçı, PPTK'ya sevgili. Aslında bu madde mülga bir madde. Çünkü bunun ispatı yok. Tartışmalı. İspatı yok. Bir oyuncu itiraf etmediği sürece bunun ispatı yok. Yok tabii. İspatı yok. Evet. Burada sigara içilmiş. Sigara sağlığa zararlıdır. Duman. Bir adamın biri gelir. Burada sigara içilmişler. Kokuyorum. Kokuluyor, alıyorum. İçmedim. Sen içtin diyemez. Bana da beni ispat et kardeşim. Evet. Ne zaman ki ben yaptım derim bu işi. Anca şimdi böyle. Zaten bu kural mülga. Yani ne diyelim, geçersiz bir kanun. Geçersiz bir kanun. Kerlem yekün derler ama, eskiler. Ya tamam ama yekün. Niye mesela Vedat Muriç'e verdiler de cezayı PPDK? Belki de verirler hocam. Erdem ben bambaşka bir şey söyleyebilir miyim? Yemin ederim her şeyimin üzerine ama ispat edemem. Bilerek, isteyerek görülmüş bir sarı karttır. Evet Rasim. Şimdi bir laf vardır. Tarih tekerrürden ibarettir. Geçen sezonu hatırlayın. Kasım ayıydı herhalde. Gitti Fener yine bir gündüz maçında Giresun'a 2-1 yenildi. Evet. Aynı gün Galatasaray Başakşehir'e 7 attı. Hatırlıyor musunuz Ertem? Evet. Ve o günden sonra lig döndü. O ana kadar Jesus çok iyi gidiyordu. Jesus artık nasıl söyleniyorsa. Ve o günden sonra iş döndü. 25 Aralık'la beraber Galatasaray liderliği aldı ve götürdü. Çok benziyor. Yani tarih tekerrür edecek yine bir Karadeniz takımı. Giresun, Samsun ve yine işte Başakşehir'de şampiyon olmuş bir takım. Yani benim kanaatim gizli lider değil ama artık özgüven bakımından lider Galatasaray'dır. İsmail Kartal bu dakikadan sonra bir puan daha kaybederse bence toplayamaz. Benim kanaatim bu. Sinan abicim. Efendim canım. Şimdi esas olay bu. Yani bu konuda en tecrübeli sizsiniz. Yani Fenerbahçe gerçekten panik yaşamaya müsait. Çünkü Sinan Abdülkerim abi dedi ki bir birden sonra tanıyamadık dedi panikten. Doğru. Çok haklı. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da onu söylüyor. Galatasaray çok çabuk toparlanıyor mesela. Sivas Spor'la berabere kalıyor, toplanıyor. Hatay Spor'a yeniliyor, toparlıyor. Okan Hoca galipken bile kenetlenin diyor. Fenerbahçe bunu nasıl başaracak? Şimdi Fenerbahçe takım bunu kazanarak, kazanmak zorunda. İyi oynayarak. Şimdi baktın mı bazı oyunculardan istediği verim alamıyor. Tamam Fenerbahçe çok gol pozisyonuna girdi, etti falan filan. Harika da bir gol attı İrfan Can. Müthiş bir organizasyon ama bunun sonucunda iyi futbolcular, iyi kadroyla olur bu işler. Tabii. Yani bu panikmiş, bilmem neymiş, yok işte stresmiş falan filan. Hayır abi. İyi futbolcun varsa hepsi hikaye. Hepsi hikaye. İşte Galatasaray takımı çatır çatır oynuyor. Gidiyor her yerde oynuyor. Yani onlar da panik olmadı mı zannediyorsun geçen hafta? Eyvah dedi. Sivas'a takıldık, sıkıntı başladı. Zor yendi içeride falan filan. Eyvah dedi. Icardi yok bilmem ne. Ne yaptılar? Icardi hemen gel dediler. Evet. Icardi hemen gel dediler. Sen ne yapıyorsun? Herkes bizi ağırleştiriyor. Gel burada kardeşim takımda idman açıkları. İki hafta, üç hafta gezdi. Bugün mesela Icardi'yi de oynattı. Yani şimdi Galatasaray takımında Okan Buruk daha hakim gibi duruyor takıma. Okan Buruk takıma daha hakim gibi duruyor. Yani en azından yıldız oyuncuları idare etmeyi çok iyi biliyor. Yıldız oyuncuları. Şimdi en azından sevgili İsmail Kartal kendine 13-14 tane oyuncu belirleyecek ve diyecek ki ben bunlarla gideceğim diyecek. Benim 11'im de bu diyecek. Cengiz mi, İrfan mı? Duygusallık yok diyeceksin. Bakacak. Hangisi ise hep onunla başlayacak. O 5 tane attı. Onunla oynayayım diye öyle bir şey yok. Hayır, neyse o. Oyuna girdi, 3 attı değil mi? Yok öyle bir şey. Hangi o ideal 11'i varsa onunla devam edecek. Sonuna kadar da oynayacak. Ve bazı oyuncular oyundan çıkmaz. Bakın bazı oyuncular çıkmaz. Çıkmaz tabii. Yani Fenerbahçe futbol takımı kötü bir takım değil. Fenerbahçe futbol takımı iyi top oynuyor. Keyif de veriyor. Çok da keyif veriyor. Bakın bu yani strese falan sokmasın Fenerbahçe taraftarını. Eyvah falan demesin. Bunlar olacak. Takılacaklar. Bir daha takılacaklar. Galatasaray da takılacak abi. Arkadaşlar bir haftada geçen hafta herkes Fenerbahçe şampiyon olacak dedi. 2 puan öndeyken
Bugün bakıyoruz, eyvah Fenerbahçe gitti, hocam gidecek İsmail Çoğu. Hayır abi, neye durun bakalım daha ya. Daha çok şeyler var onun için. Bu panik hali değil. Şimdi oturacaklar, mesela Dzeko ile konuşacaklar. Net. Arkadaş, yani sen durdun mu takım duruyor diyecekler. Sen bizim şeyimizsin. Ya, maç şu an oynatsan, banko bu sefer Dzeko'yu kaybedersen. Onun için diyeceksin ki Dzeko, sen bizim başrolümüzsün. 9 numaramız sensin. Sen oynuyorsun bu takımda. Başşuay'ı oynattığın an Dzeko'yu kaybedersin. Ama Başşuay alışmış buna. Ha. Ama bazen de Başşuay'la... Abi Fenerbahçe takımısın sen ya. 2 santiforda oynarsın ya. Şenol Güneş'in Mario Gomez, Cenk Tosun abi, olayı 4-4-2'de gibi. 4-4-2'de oynarsın. Yeri gelirse arkadan bir tane de uzun stoper araya sokarsın. Doldur boş ata sokarsın oyunu. Yani bunlar futbolun içinde olan şeyler ama... Yani bir günle şunla hemen idam etmeyelim. Hemen asmayalım. Sabırlı olalım. Bekleyelim. Ben nasıl dün Beşiktaş maçını ne dedim? Ben bu maçı Fernando Santos'a yazarım dedim. Evet. Sen Pendik takımını iyi seyretmemişsin, iyi analiz etmemişsin. Tehlike etmemiş. Pendik kadrosu senden daha mı üst düzeyde bir kadro? Tehlike etmemiş. Ama sen bu kadar açılır mı? Metin adamların nereden olsun geldiği belli. Sen önlem almıyorsun hoca dedim. Hı. Önlemini alacaksın. Aynı şekilde dediğim gibi bu iş abicim artık bundan sonra teknik direktörler kozlarını konuşacaklar. Evet. Teknik direktör satranç başladı artık. Artık bundan öyle sonra mi? Teknik direktörlerin yetenekleri belli olacak. Tabii. Şimdi bakın. Buyurun. Bakın. Okan Buruk bu sabah satranç sularında veya 12 sularında Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe camiası şöyle düşünüyordu. Bugün öğlen saatlerinde 2'de falan millet yemiş çoluğunda çocuğunda. Galatasaraylar şöyle düşünüyordu. Bugün ne yapalım yapalım? Kazanalım. Puan kaybedersek zaten Fenerbahçe Samsun yenecek. Fark 4'e çıkar, 5'e çıkar. Fenerbahçe diyor ki inşallah zaten biz bugün kazandık. 3 mü olur, 5 mi olur? Galatasaray bir puan kaybederse 4'e çıkartırız puan farkını. Fakat yarın sabah 10'da bu iş tam terse döndü niye? Galatasaray %99,9 İstanbulspor'u yenecek. Rams'a perşembe gecesi veya çarşamba perşembe, gecesi. Perşembe. Başakşehir'de Fenerbahçe puan kaybeder ise İş bitti bu sefer fark 2 Fenerbahçe'nin aleyhine gelişecek. Doğru. Şu anda ruh halleri değişiyor. İşte buna ne deniyor? Psikolojik üstünlük. Evet. Psikolojik üstünlük zayıf insanlarda çok şeydir. Deneyimli, kaşar, tecrübeli, stabil ruh hali olan insanlarda çok az şeydir. Metin Öztürk'e gidelim bir sayın Metin Öztürk'e gidelim. Ne söylemiş, neler söylemiş maç sonrasında? Başkanım, havaalanında karşıladık sizi. Evet. Trabzonspor'u yeneceğiz dediniz. Çok iddialı konuştunuz ve 5-1'lik bir sonuç ortaya çıktı. Nasıl değerlendirirsiniz? Takımınıza bu güvençinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bir kere rakibe saygısızlık olmasın. Trabzonspor'u yeneceğiz demedim. Yenme niyetindeyiz, yenme gayretindeyiz. Çabalarımız o. Çünkü Trabzon hakikaten bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Futbol bu. Bazen top çizgiyi geçiyor, bazen geçmiyor. Trabzon'un çok ciddi eksikleri var. Bunu hepimiz biliyoruz. Kadro dışılar var. Bunlardan etkilendiler. Bundan sonraki maçlarda biz onlara başarılar diliyoruz. Çok saygı duyuyoruz. Ertuğrul Başkan sağ olsun. Biz onları nasıl ağırladıysak onlar da bizi öyle ağırladılar. Trabzon bir futbol şehri. Futbol Trabzon'la güzel, Galatasaray'la güzel, diğer 19 rakibimizle güzel. Biz yolumuza devam ediyoruz. En önemli rakibimizin 2 puan kaybettiği bir haftada kazanmak hepimizi mutlu etti. Icardi bugün oynadı. O hepimiz için bir moral oldu. Biz sezon başında da söyledik. 20 takımın da şampiyonluk şansı var. Ama Galatasaray hepsinden bir adım daha şampiyonluğa yakın dedik. Dursun Aydın Özbek yönetiminde inşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu. Dolayısıyla Futbol Federasyonu'nun izin vereceği gerçek yıldızı bir sonraki sezon Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. Şu çok konuşuluyor sosyal medyada. İsmail Hoca, Fenerbahçe Teknik Direktörü, bundan birkaç hafta önce yaptığı bir açıklamada psikolojik üstünlüğün Fenerbahçe'de olduğundan bahsetmişti. Ve şu anda bu çok konuşuluyor sosyal medyada. Siz bu konuda neler söylemek başkalarının istersiniz? Başkalarının hocalarına cevap vermek bizim işimiz değil. Biz yönetimiz, biz Dursun Aydın Özbek liderliğinde 24. şampiyonluğa doğru ilerliyoruz.
taraftarımızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle beraber teşekkür ediyorum. Bu soğukta burada beklediniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Başarılar, iyi yolculuklar var. Kardeşiz, kardeş kalacağız. Sayın Metin Öztürk'e çok teşekkür ederiz. Dursun Aydın Özbek kim Ertem? Sayın Başkan. Arkadaşlar. Efendim. Ali Ertem şeyler gibi. Lütfen herkes, başta tüm Hazirun, tüm Türkiye, tüm Galatasaray, annem, evet, eşim, Emir, yakın dostlarım beni bağışlasın. Tamam. Ben içime atıp içimde yutkunan bir adam değilim. Bu Metin Bey'i hiç sevmedim. Soyadı neydi be Metin Bey'in? Niye sevmedin? Ne kadar ya, müsaade edin, anlatıyorum. Metin Öztürk hocam. Bir insan bu kadar kibarsa, ses tonunu kullanırken kibar olmak için veya doğal olarak böyledir, yapıyorsa, sezon başında 20 takımında şampiyonluk şansı var filan gibi boş konuşuyorsa, Dursun Aydın Özberk yönetiminde Galatasaray şampiyon olacak filan gibi tonlamalar veriyorsa, belki çok iyi insandır. Saygısızlık yapmayayım. İyi insan hocam, çok bir iyi dakika. Sen. Belki çok başarılıdır, tahsillidir, iyi bir aile babasıdır. Lütfen özür dileyerek söylüyorum. Ama Allah biliyor ya. Allah biliyor ya. Sevmedim. Gerçek olmayacak kadar iyi. Kibar mı olur? Gerçek olmayacak kibar kadar diye sallıyoruz ya. Gerçek olmayacak ya. Gibi tuhaf şeyler yapıyor. Adam kibar diye eğer doğranıyor. Bir adam Dursun Aydın Özbek yönetiminde Galatasaray şampiyon olacak diyorsa, ben o insanı ruh haline analiz etmek isterim. Dursun Aydın Özbek ismi Dursun Aydın Özbek değildir. Dursun Özbek'tir. Sezon başında 20 takımında şampiyonluk şansı yoktur. İstanbul Spor'la Galatasaray'ın, Samsun Spor'la Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı aynı mı? Şimdi kusura bakmasın, Sayın Metin Öztürk'ten özür dileyerek ailesinden, sevenlerinden, hiç sevmedim. Neyi sevmedin hocam? O da şunu da diyebilir beyefendi. Bu lafı diyemez de. Babanı da sevmezdi, fit olan. Çok da fifi filan demez de. Beyefendi Ahmet Bey, şimdi Ahmet Murat Çakar beyefendi. Çok benim için çok da önemli değil, beni sevip sevmemez filan diyor muhtemelen. Ama özür dileyerek hocam söylüyorum. Dünyanın en kibar çok insanlarından biri. Ne kadar beyefendi bir adam. Neyini sevmiyorsun ya hocam, artık kimse konuşmayacak bize. Hocam ne kadar kibar bir adam. O zaman beni kovun. Ertem. Beni kovun. Ertem yalnız hoca haklı, bir haftadır. Nereden çıktı bu Dursun Aydın Özbek? Ya bu Dursun Başkan'a Aydın ismi yeni mi verildi? Yeni bir göbek mesela attım. Mesela bu neye benziyor? Mesela Sayın Metin Öztürk bağlansa. Bir haftada Dursun Aydın Özbek. Sayın Metin Öztürk bağlansa. Sayın Ahmet Murat Çakar. Buyurun filan dese. Ya da mesela. Hocam bu lafında. Sinan Okaçu Engin. Müsaade çıktı bu lafında. Ben iyi niyet ve kucaklayıcılık aramam. Mesela ben sana burada hep Ali Ertem Bey, Ali Ertem Şener, Ali Ertem Beyciğim filan desem. Üç ihtimal vardır. Ya hoca bana için için kızıyor, ya hoca benden makaraya başladı, tabii ya da hoca dersin, karakter değiştirdi dersin. Şimdi ya sevemedim. Hocam o kadar şey konuştu, bunu mu çıkarttık bundan? İşte ya. Türkiye. Bir şey adam Trabzon'a teşekkür ediyor, İsmail Kartal'a bir şey demiyor. Bana kızmayın. Bana kızmayın. 80 yıllık Türkiye bu tür zihniyetteki insanlar yüzünden kaybetti. Bunlar zahiri de. Ne yaptı adam, beni anlamaya çalışıp adam ne, seni anlayamıyorum. Biz seni bu akşam anlayamıyoruz. Aslında siyasi mesaj veriyor. Beyefendi konuşuyor. Eski Türkiye bundan kaybetti. Bana beni anlayamıyorsunuz. Ya, bırak ya. Beni anlayabilseniz. Fake buluyor değil mi sen Metin Öztürk? Fake. Ya yapma Rasim ya. Kemal Sunal'dan çıktı. Amerika'da bir laf vardır İngilizce. Gerçek olmayacak kadar iyi. It's good to be true. Mesela bir evlilik 30 yıl hiç kavgasız gürültüsüz geçmişse, o evlilik manası. Ertem Kemal Sunal diye çaldınız. Dursun Aydın Özbek. Ne demek bu? Neyin peşindesiniz Metin Beyciğim? Sizin göbek adınız var mı bilmiyorum. Hocam Metin Öztürk beyefendi. Yani ya bak ben beyefendi değil demiyorum. Bak inan bana şu an var ya hiçbir şey anlamıyorum. Adam diyor ki 24. şampiyonluğumuzu kazanacağız. 24. kazanacağız. Bakın sezon başında 20 takımın şampiyonluk şansı var. Yok öyle bir şey. Dursun Aydın Özbek yönetimini iki defa söylüyor. Gidiyoruz. Şimdi bir adam niye kendi başkanına Dursun Aydın Özbek der? Çünkü Sayın Başkan Dursun Bey'in diğer adı Aydın. Dursun Aydın Özbek Bey. Bir adam diye sürekli Ali Ertem Şener de. Ama siz de bana Ahmet Murat Hoca deyin. Ahmet Murat Çakar deyin. Benim göbek adım Murat.
Sinan Bakan bu Engin ben diye. Ben de mesela şunu diyeyim. Kazım Ersun Yanal. Abdülkerim abi bunda ne sıkıntı var? Sinan Bakan bu Dursun Engin. Dursun Aydın Özbek demesinde Metin Bey'in diyor ki ben İsmail Kartal Hoca'ya bir şey diyemem. Beni ilgilendirmez. Benim konum değil diyor. 24. şampiyonumuzu alacağız diyor. Dursun Aydın Özbek başkanımız diyor. Trabzonspor'a teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz diyor. Bu adamın konuşmasından rahatsız oldunuz mu ya? Metin Bey'in bu adam derken Metin Beyefendinin yani... Ben insan analizi yapamam insanların psikoloji. Hoca o işte uzman. Ama sen insan sarrafısın. Tanırım ayrı bir şey ama ben bu insanı mesela sadece ekrandan görüyorum. Mesela bir saat otursak bir analiz yaparım. Kibar, hoca çok kibarcık diyor. Hocam evet mesela Dursun Aydın Özbek demesi hocama şey belli bir şey olmuş. İrite etmiş. Ben mesela ben şöyle belgilendim yani mesela Dursun Aydın olduğunu bilmiyordum. Ben de ilk defa öğrendim. Ben de bir hafta lütfen bana Ahmet Hoca Ahmet filan demeyin. Bana lütfen bundan sonra hitap ederken. Ne diyelim hocam? Ahmet Murat Çakır. Ahmet Göte Çakar desen. Nüfus kağıdımdaki şeyim göbek adım Ahmet Murat Çakır. Ahmet Murat öbürünü desek kızma onu da diyor. O diyor. Yani ben demiyorum. Bakın arkadaşlar. Sen demedin oğlum Metin Öztürk. Köyledir. Beyefendi, kibar, şerefli, ya haysiyetli çok. Bir aile babası, tertemiz bir adam. Tamam bir lafım yok. Aksine tamam, söylemiyorum. Ne yazıyor? Dursun Aydın Özbek. Özbek. Bir susar mısın? Ahmet Göte. Ben bir insanı tanımasam da. Bir müsaade eder misiniz ya? Bir adamı tanımasam da. Konuşmalarında. Erten de gülüyor göster Ertem'i. Çoğu zaman nötr kalırım. %10 çok severim. %10'da hiç sevmem. Beyefendi ama %90 nötr kalırım. Nötr tanımam yani. 1, 2, 3 defa dinleyen adamı sevmem, severim sevmem değil. %80-90 ama geri kalan küçücük hocam bölümde... Ne anlatıyorsun? Nihat Turan kibar mıdır? Hocam bu... Nihat Bey kibar mı Nihat Bey? Efendim Afrika'da. Şimdi bakın size... Hocamın bu anlatımıyla... Bu fonda çalan müziğin ne alakası var onu anla. Şimdi müsaade ederiz. İş adamı Nuran... Nihat Turan çiftçi değil arkadaşım. Çiftçi değil evet. Nihat çiftçi evet. Yaylalar, yaylalar çalıyor hocam sen... Nihat Bey kardeşim. Ha? Nihat Bey Yozgatlıdır. Çok karizmatiktir. 48 yaşlarındadır. Voleybolcu Sinan vasıtasıyla tanıştık. Nihat kim ya? Çok bir arkadaşımız. Sinan tarafından tanıştığımız bir arkadaşımız. İsim soyadı? Nihat Turan Çiftçi. Ha, Turan Çiftçi soyadı. Eski film artisti sonra iş adamı oldu. İş adamı oldu. Şimdi o adamla böyle bir 10 dakika inceledim. İçim aktı. Kalbim aktı. İş adam. Bu yaylalı bu müzik niye çalıyor? Bunu niye müziği bilmiyorum. Ali Ertem Şener bu müzik niye çalıyor? Bu niye çalıyor ya? Ali Ertem Şener moderatörlüğünde Osman Gökçek vekilimizin koordinatörlüğünde hanımefendinin adı neydi? Yeliz Hanım. Yeliz Melisa soyadı. Melisa nereden? Ekledi. Soyadı ne soyadı? Tercanlı. Tercanlı. Hanımefendinin müdürlüğünde Beyaz Futbol şampiyonluğa koşuyor. Sezon sonunda en çok izlenen, en çok sevilen futbol programı olacak. Ama bunun baş sorumlusu sevgili Ali Ertem Şener liderliğindeki ya hocam adam ben Metin Bey sonsuz teşekkürler. Adam kırmıyor. Diyor ki bu soğukta beklediniz diyor. Gecenin bir saatinde bu sağa kadar soğukta beklediniz diyor. Sezgin abiyi kırmıyor. Kardeşim ben fazla kibar olacağım. Adam sinsi buldum. Hocam çok kibar adam. Çok beyefendi bir adam. Ben hocam ne yaptın? Adam ne dedi hocam? Bize bir DJ falan mı getiriyorsun? Bu ne arkadaş bu ne ya? Bize bir DJ falan. Bu Çamlıca kız. Çamlıca Lisesi'nin. Bize DJ var. Hemen bir müzik geliyor arkadan. Ne? Hocam ama, bize DJ olmasın. Ama Çamlıca Lisesi değil mi? Çamlıca Lisesi. Benim bayıldım ne biliyor musun? Mahmut Olay'da. Apo abi. O tertemizliğiyle o kadar doğal şekilde Ahmet Göte Çakar dedi ki ve kendiliğinden dedi bir anda. Abi, sen çok... O kelime ne ya? Ahmet bilmem ne çakar ayıp mı kullanmayın? Ahmet Goethe yazar. Ahmet Goethe. Ahmet Goethe. Ama Goethe demiyorlar senin dediğin. Yok Goethe denmez zaten. Ahmet Göte de. Ayıp ya. Hayır. Ya Allah'ım bu kına. Goethe. Sen böyle dedin ki yapayasın. Biz Goethe yazalım da belli olsun arkadaşlar. Goethe yazsanıza bir şey yani. Ahmet Goethe. Hayır Goethe. Goethe değil. Goethe. Ahmet Goethe. Abi demeyin Goethe ya başka bir şey deyin ya. Ya zaten Ahmet Murat Çakar ya. Ahmet. Of. Hayır Ahmet Goethe. Ahmet Murat Çakar da abi şimdi. Ahmet Murat Çakar. Ahmet Murat Çakar. Arkadaşlar bugün Dünya Sarılma Günü. Sevgili Abdülkerim Bulmaz. Ben demeyim sarılmak istiyorum. Bunu görürseniz müsaade bu soğukta bekleyin size sarılabilir miyim? Böyle mi demem yakışık alır? Apocuğum gel bir sarılayım kardeşim. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Sen de Sinan abiye sarılabilirim. Arkadan sarılabilirim şöyle de. Önden sarılamam.
Sevgili seyirciler. Sizin sesini aç biraz. Çok güzel bu müzik. Evet, çok güzel. Biraz açar mısınız ya? Babam düşünsenize bak hocam bir dakika dur. 10 sene sonra program bitmiş. Tabii. Ya 10 sene sonra aramızdan 2 kişi ölmüş. Muhtemelen tamam ben ve YouTube'u bir açıyoruz. Çok nostaljisi yapacak bu programı. Çok nostaljisi yapacak. Hababam sınıfı olsaydık ne olurdu? Başkaları geliyor. Hababam sınıfı olsaydık biz ne olurduk? Ben inek şahı olurdu. Sinan abi Tarık Akan. Ben inek şahı olurdu. Hayır. Abdülkerim abi Mahmut Hoca. Mahmut Hoca sen mi? Mahmut Hoca bu ya. Rasim Adile Naşit rahmetli. İnek Şaban değil miyim ben? He? İnek sen Şaban. Güdük İnek Necmi. İnek Şaban, İnek Şaban sen. Güdük müyüm? Güdük Necmi. Yok İnek Şaban. Domdom Ali. Domdom Ali olabilir. Ben İnek Şaban'ım ben ya. Ben şey mi? Damat Ferit. Damat Ferit, evet. Her gece bir şey olmak istiyor bak. Sinan abi, kafanıza göre takalım. Estağfurullah. Ne dedin Sinan? Heh, burada. Bak ya, Müjdat Gezen. Müjdat Gezen yok ya, Ali Takçetepe. Şu kim? Müjdat Gezen değil mi? Değil ya Müjdat Gezen zannetim. İşte Dombili. Dombili. Rahmetli galiba. Ali Takçetepe. Vay be. Allah rahmet eylesin ya. Tulum Ayrı. Neydi? Hayta İsmail. Domdom Ali. Erkem Hayta İsmail'e benziyor. Hangisi? Hayta İsmail. Arkada İnek Şaban. Bak İnek Şaban. Bir tane öğretmen vardı hatırlıyorsun. Masaların üzerinde koşar. Sinan abi damat Ferit bak biz. Bak göster. Evet evet. Bak göster. Bak en arkada. İnek Şaban'la damat Ferit. Aa, yönetmen var. Ertem Eğilmez. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ertemler. Aa Ertem yönetmen. Belki senin ismin oradan geliyor. Olabilir mi? Olabilir. Ertem orada bir pozisyon vardı hatırlıyor musun? Bir tarih öğretmeni. Çocuklar kopya çekmesin diye. Kül yutmaz. Bana kül yutturamazsınız. Bana kül yutturamaz. Hayta İsmail bugün haytalık yapıp takımı puan kaybetti. Tamam kül yutmaz. Kül yutmaz vardı hocam. Hoca, hoca. Habire puan çektik. Kaybediyordu. Üzüldüm. Üzüldüm. Niye üzüldün? Neye üzüldün hocam? Yıldırım Ali Koç. Tekrar söylüyorum. Canım kardeşim İsmail. Eyvah. Eyvah. Beyefendi şampiyonluğu yaşayacaksın. Sakin kalalım. Sevgili Başkan Sayın Ali Koç. Siz de kibar bir adamsınız. Beyaz yakalı elit Türklerden. Yıldırım Ali Koç. Yıldırım Sakın Ali Koç. Sakın şu anda kafanızdan Mourinho falan geçmesi. Sevgili kardeşlerim, Sinan Engin. Bitirdi adam bugün ya. Rasim, Abdülkerim Bey ve Ali Ertem Şener. Huzurlarınızdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Lütfen. Ne? Hocam bugün, lütfen. Bu akşam çok Sayın iyi. Ali Yıldırım Koç. Aynen. Fenerbahçe Kulüp Başkanı. Hocam yine söyledin yeter. Hocam yeter. Abdülkerim abiciğim. Efendim. Bugün dünya sarılma günü ya. Evet. Üçümüz bir sarılalım mı? Ne olur. Ya, yok ben bir sana kere. Sarılayım. Ben bu Rasim'e sarılmam. Yok. Müziği aç. Yok yok müziği aç. Benim sana sarılmam. Müziği aç. Benim kadar seni sevmem.